Efendim Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınımızdan hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Biz yine 2 haftalık aranın ardından sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Emin Gürses'le gündemdeki meselelerin aslını değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam. Karadeniz çok sıcak. Karadeniz'le başlayacağız bu akşam. Yine Doğu Akdeniz'e gideceğiz, İngiltere'ye gideceğiz, İrlanda'da bazı hareketlilikler var. Çok gelişmeler var. Montreux tartışması devam ediyor bir taraftan. Bunların hepsini konuşacağız ama ben çok da uzatmayacağım. Çünkü Karadeniz çok sıcak. Ukrayna ve Rusya arasında sıcak gelişmeler var. ABD Karadeniz'de bir tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Rusya buna karşılık veriyor başka bir tatbikatla. Hocam bölgede neler oluyor? Neden sular bu kadar ısındı birden? Türkiye'nin tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz NATO yanlısı Ukrayna tarafında bir tavır sergiliyor Türkiye. Bunları şöyle bir geniş pencereden nasıl değerlendirirsiniz? Bunu sorayım hocam baştan. Tabii sistem kurulmaya çalışılırken herkes birbirine bir şeyler dayatmaya çalışıyor. Kuvveti olan başkalarının üzerine çullanıyor. Tabii Amerika dünya hegemonyasını bırakmak istemiyor. Çünkü Amerika'da Henry Kissinger da dahil. Yani biz çok taraflı bir çok kutuplu bir dünyadayız. Öyle Amerika istediğini yapacak diye bir şey yok. Gelin anlaşalım yani. Şimdi Çin'le şunla bununla anlaşalım. Rusya'yla kavga etmeyelim. Rusya'yla kavga ettiğin zaman Almanya'yla aran bozuluyor. Bugün mesela haber aldık. Almanya'ya yeni asker gönderiyormuş Amerika. Ama Trump ne diyordu? Almanya'daki askerleri çekeceğim buradan. Almanya'ya kızmıştı. Evet. Ben Polonya'ya yerleştireceğim diye. O zaman niye ne diyorduk bunun için? Polonya hem anti Alman hem anti Rus. Yani öyle bir yapısı var oranın. Şimdi gelen başkan zaten Katolik. Ama İrlandalı Katolik. Ama Amerika'yı Biden mi yönetecek o da belli değil. Yani o Biden orada bir figür olarak mı duracak? Perde arkasında başka işler mi dönecek? Onları tabii zaman da gösterecek. Fakat Türkiye bu arada tam işin ortasında duruyor. Evet. Türkiye tam işin ortasında. Şimdi hemen bakıyorsunuz bir amiral operasyonu çıktı. Şimdi bu amiral operasyonundan en büyük darbeyi donanma aldı. Şimdi bundan sonra hiçbir amiral çıkıp da konuşmaz. Demek ki amiraller donanmaya karşı bir operasyon yapmış gibi görünüyor. Tayyip Bey'e karşı da yapmaya, yani AK Parti'ye karşı da yapmaya çalıştılar. Ama onu da orada da bir, onu da beceremediler. Ama başından beri söylüyoruz. Bu bildiri piyasaya verilmesi, orada perde arkasındaki şeyler çıkacak meydana yavaş yavaş. Nasıl verildi piyasaya? Şimdi Erdem Atay ne diyor? 10-52 falan gibi bana geldi. 56'da yayınladık diyor. Yani 4 dakikada, yani bu nasıl araştırılmış, ne yapılmış? Araştırılamayacağına göre demek ki daha önceden bir hazırlığı var bunun. Yahut da bir talimat var bunu yayınlayın diye. Sonra bu kadar amiral topla aldı hakikaten bir araya gelse, biz bunda kararlıyız dese, şimdi bunu sadece Montreux için yapsa Montreux olur. Başka şeyler de var işin içinde. Yok Atatürk ilkeleri, yok işte sarıklı amiral falan. Ya zaten bu amirallerin bir kısmı televizyonda konuşuyor. Yani eğer Montreux için bir şey yapıyorsanız onları niye koyuyorsunuz buraya? Şimdi haberler alıyoruz ki Montreux'la bunu süslemişler. Zaten hocam emekli amiral Ergün Mengi'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Orada Montreux'u araç olarak kullandı diyor. Olmadı ki şimdi. O kadar amirali ateşe attınız yani. Bunlar demeyecekler mi ki yarın bir gün bunların çoluklukları, çocukları? Yahu sen 70, 80, 90 yaşına gelmiş adamlarsınız. Sen bir bildiriyi okumadan mı imzalıyorsun? Ya bunların çıkıp demeleri lazım ki benim bana söylenen bu değildi. Neye benziyor bu? Akademisyenler imzaladılar biliyorsunuz bir ara. Akademisyenler bildiri yayınladılar. Sonra işlerinden bazıları geldi bize dediler ki ya işte bizi okuldan attılar, bizi bir iş bulur musun dedim. Niye attılar seni? Dediler imza attık bir şeye, bildiriye. Ya bu bildiri yasa dışı bir şey ise niye imza attın? Vallahi arkadaşlarımız getirdi, okumadık imza attık. Şimdi bu da o işe benziyor. Sana bir şey geliyor. Buna imza atarken bakmıyor musun? İşte neymiş? O benim emrimde bir amiraldi, ona güvendim. Ya amiral var, FETÖ'ye çalışıyor. Amiral var,
Türk milletine çalışıyor. Amiral var Amerika'ya çalışıyor. Yani bunların hepsini gözden geçireceksiniz. Yani bu ülkede yaşıyorsanız bunlara dikkat edeceksiniz. Bunlar tabii dünyanın hiçbir yerinde böyle kafa oturdu emekli amiraller bildiri yayınladı. Böyle bir şey olmaz yani. Zaten amiraller şimdi bir tanesi Kuzey Suriye'de YPG hükümeti kuralım, PYD hükümeti kuralım diyor. Ya şimdi bunlar cahillik ya cahillik ya hainlik. İnşallah cahilliktir. İnşallah iyi niyetlidir. Cahilliğinden yapmıştır. Ama o zaman da bana diyorlar ki sen böyle diyorsun, adam amiral olmuş nasıl cahildir? Vallahi bilemem. Şimdi Müyesser Yıldız eski gazetecidir değil mi? Ne diyor? Bana böyle bir bilgi gelse ben bunu bir incelerim, gece vakti yayınlamam. Şimdi Erdem'in çıkıp demesi lazım. Bir yerden talimat mı aldı bunu yayınladı? Çünkü Müyesser akşam sordu Erdem'e. Erdem ona cevap vermedi. Ama ondan sonra genç bir avukat kız sordu, kızcağız. Dedi ki, 4 dakikada bunu nasıl okudunuz da yayınladınız? Ona da cevap vermedi. Belli ki biri talimat verdi, hemen çekil oradan diye, şeyden diye. Yani bunlar Erdem'i yakar. Çünkü o perde arkasında gider, perde arkasında kalır. Erdem'i yakarlar. Acımazlar. Daha önce yaptıkları gibi. Mesela Erdem'in ve ekibinin çok güvendiği bir asker var. Daha önce çok sevdiği insanları çağırıyordu. Bunları dinleme cihazını açıyordu. Bunlara diyordu ki ne bekliyorsunuz ya, bir darbe yapalım da şu memleketi kurtaralım diye. Karşıdaki desin ki hakikaten bir darbe yapalım. O dinlemelerin çoğu Zekeriya Öz'ün masasından çıktı. Zekeriya Öz'ün masasından çıktı bunlar. Evet. Ama bunlara çok dikkat etmek lazım. Ha şimdi ben anladığım kadarıyla yurt dışından para geldiyse baksınlar, bulsunlar falan gibi laflar duydum ben akşam televizyonlarda Erdem'in konuştuğu. Nihat Genç de bildiğim kadar öyle bir ifade kullandı. Para gelmişse herhalde bunlar çıkar meydana. Ha paraları bankadan göndermezler tabii. Devletin birimleri bunları araştırır. Nasıl ki bize hep sürekli soruyorlar. Kaç lira maaşından kaç lira biriktirdin? Biz kuruşu kuruşuna yazıyoruz. Bazen geçenlerde mesela bir bundan epey zaman önce bir akademisyeni gördüm. Şeyler gelmiş, formlar dolduruyoruz kaç para param var diye. Biz yazıyoruz işte 12.300 lira 10 kuruş yani bankadaki hesabı yazıyoruz. O yazmış 150 bin dolar alacağım var. Dedim hoca kusura bakma da sen 150 bin dolar ne olduğunu biliyor musun? 150 bin dolar. Yahu dedi yarın bir gün bir yerden para gelir dedi bir şey olur. Devlet sormasın bize diye öyle yazıyorum diyor. Ya hiç aklıma böyle üç kağıtlar gelmiyor değil mi? Biz evet, hakikaten hocam. Cahil yetişmişiz ya. Bunları bilmiyoruz. Ya zamanında herkes burslu gitti. Biz gibi aptal diyelim kendimize. Biz devletten bir burs alıp gidip okuyamadık. Geceleri çalıştık 10 sene, gündüzleri okula gittik. Şimdi ben bakıyorum orada devletin parasını okuyanlar şimdi devlete sövüyor. Onun için her zaman YÖK Başkanı'nı uyarıyorum. 5-6 seneliğine yurt dışına doktoraya göndermeyin. Doktoraya burada belli okulları ortaya çıkarın. Deyin ki şu okul, şu okul doktora ve master ve doktora programları bunlar açacak. Burada doktora yaparken 6 aylığına, 1 seneliğine gönderin bu ülkeye. Nereye, Almanya'ya, Fransa'ya neyse nereye gönderecekseniz gönderin. Ama 6 sene, 5,5-6 sene doktora öğrencisini gönderiyorsun İngiltere'ye. Ya bu orada harcadığın para bir aileye versen 200 sene onunla yaşar. Yazık bu paralara. Yaptıkları tezler de tez falan değil. İngilizlerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış konular. Bak buradan söylüyorum. Çıksın biri desin ki, şimdi adam mesela sosyolojiyi İngiltere'de araştırıyor. Ya kardeşim sosyolojiyi araştırmanın merkezi Türkiye ya. Evet. Türkiye'de bir Baykan hocayı, bir Topçu hocayı, böyle insanların araştırmalar üzerinden Nurettin Topçu gibilerin araştırmalar üzerinden en az 50 tane doktora tezi hazırlarsın. Mübecce Kıray. Bunlar üzerinden 50 tane doktora tezi hazırlarsın. Adam gidiyor Şeyh Kıbrıs'ı araştırıyor şeyde İngiltere'de. Yazık paralara. Abdülhamit'in Hindistan politikası. Ya Abdülhamit'in Hindistan politikasını burada arşiv var. Burada niye araştırmıyorsun? Niye oluyor bu? Bunun için Avrupa'ya da değil Hindistan'a gitmek daha Hindistan'a doğru olabilir. Hindistan'a da değil. Yani bunu bizim burada Osmanlı arşivlerinde bunlar var. Bunun için bir yere gitmeye gerek yok. Ha
biraz şimdi Amerikalılar Avrupa'ya gönderiyorlar, İngiltere'ye. Almanlar İngiltere'ye gönderiyor. İşte oradaki düzeni müzeni öğrensinler diye. Altı aylığına gönderiyor. Evet. Şimdi bizim buradan adamı gönderiyor Amerika'ya. 9 ay kalıyor, 10 ay kalıyor. PKK'ya ben kitap yazıp geliyor. Yani kendi yazmıyor tabii. Yani 9 ayda bir kitap orada İngilizce öğrenip de yazılmaz zaten. İngilizce öğrenen bile 9 ayda öyle bir kitap yazamaz. Dilini okuyorsun, dili İngiliz'in dili. Yani bu belli ki profesyonel bir dilden çıkmış. Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Uyuyor. Şimdi Tayyip Erdoğan dinliyorsa diyorum ona, uyuyor. Kendi altını yanındakiler oyuyor. Ama fatura kendisine çıkar, bunu bilmiyor. Fatura Tayyip Erdoğan'a çıkar. Biz hapisteyken ne dedik? Bu FETÖ'cüler bizi yargılıyorlar. Ama sıra Tayyip Erdoğan'a gelecek. Evet. Ben bunu mahkemeye dediğim zaman o mahkeme başkanı dedi ki, çağırdı beni içeriye. Nereden biliyorsun? Ne demek istiyorsun? Dedim ki, yani belli ki bu adamlar bir yerlere gidecekler. Genelkurmay başkanı alıyor. Komutanları alıyor, topluyorlar. Kimi bulurlarsa. Nitekim bizi... sıra geldi de Erdoğan'a bu arada. Erdoğan'a sonra Erdoğan'a sıra geldi işte. Evet. Ucuz kurtuldu. Ha tabii Allah razı olsun Erdoğan'dan FETÖ'yle bir mücadele etti. Hı hı. Her zaman söylüyoruz. Bak Gladio bitmedi. Bak görüyorsunuz bu aradan böyle bir yerlerden sızıyor. Hı hı. Bugün yine İstanbul'da operasyon yapılmış. Bir sürü asker almışlar değil mi? Evet. Demek bitmiş olsa bunları nereden çıkarıyorsunuz? Demek ki bağlantılar arka arkaya başka şeyler çıkıyor. Hı hı. Şimdi böyle sıcak bir coğrafyada Tayyip Bey şeyle görüştü. Ukrayna Cumhurbaşkanı'yla. Hı hı. Şimdi ne diyor? Biz Ukrayna'nın yanındayız. Onu şöyle anlıyoruz biz. Ukrayna'dan biz helikopter motoru aldık. Verdiler bize. Tank motorunun tam prototipin hepsini oradan aldık yaptık. Evet. Daha önce bunlar zaten bize 2001-2002 de veriyorlardı. Bizim Genelkurmay karşı çıktı. Genelkurmay karşı çıkmadı. Amerika'ya sordu. NATO karşı çıktı. Şimdi Tayyip Bey onları dinlemiyor. Onun için NATO'nun hedefinde şimdi. Türkiye'yi her yerden tehdit ediyorlar. Tayyip Erdoğan yani yanında almış Amerikancılar var yanında. Onlar üzerinden Amerika'ya sıcak mesajlar vermeye çalışıyor ama onu unutsun. Amerika kendisine hizmet edeni önce yakar. O Vietnam'dan çekilirken başbakan nasıl kurşuna dizildi, kurşuna dizilirken uçağı almadı, helikopteri almadılar ne dedi? Son sözü nedir dedi ona? En büyük hatam Amerika'ya güvenmek olmuştur dedi. Yani bu şimdi Ukrayna'da bunlar da tabii o mesajları Tayyip Bey'in vermesi şey olarak anlamlı. Fakat sen Rusya'yla bir kere kötü olursan Tayyip Bey değil iktidarda Türkiye'yi ateşe atar. Evet. Bakın bugün İran eğer ayakta durabiliyorsa aç açık. Eleştirirsin ayrı mesele. Ama Çin'le ittifaklara girdi. Rusya ile ittifaklara girdi. Öyle ayakta duruyor. Çünkü Amerika'da bu konuda yazılar yazıyorlar. Ya Türkiye gibi, Irak gibi, İran gibi bu ülkeler önemli değildir. Bizim için önemli olan Çin ve Rusya'dır diyorlar. Şimdi Rusya niye önemli? Rusya'yı boğmak için her şeyi yapıyorlar. Kışkırtma yapıyorlar. Türkiye'den buraya silahlı adamlar gönderiliyor diye. Rusya ile Türkiye'nin arasını bozmak için. Ama Rus istihbaratı bunları biliyor zaten. Tabii. Ya onların, Rus istihbaratının bundan haberi var. Ama Amerika, şimdi Ukrayna'ya bu kadar niye önem veriyor? Ukrayna'nın ne yapacak Ukrayna'yı? Amerika genellikle Avrupa'ya, Bulgaristan, Romanya bunları aldı biliyorsunuz. Bulgaristan, Romanya zaten Avrupa Birliği'nin kurallarına uyan ülke değil ki. Bunlar Avrupa Birliği üyesi olabilecek ülke değiller. Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunluğu böyle. Niye alıyorlar? Bir bomba aslında, saatli bomba Ukrayna orada. Şimdi bunu niye alıyor bunları? Amerika bunları önce Avrupa Birliği'ne diyor ki sen ekonomik ve siyasi olarak bunları size hizaya getireceksin. Ben de askeri olarak bu alanları kullanacağım diyor. Ukrayna için niye uğraşıyor? Bakın Ukrayna'yı kışkırttı. Ukrayna'nın yarısı gitti. Gürcistan'ı kışkırttı. Gürcistan'ın yarısı gitti. Ermenistan'ı kışkırttı. Fransa üzerinden Ermenistan zor duruma düştü. Rezil oldu demiyorum tabii. Yani zor duruma düştü. Devlettir. Şimdi Beyaz Rusya'yı kışkırtmaya kalkıştı. Evet. Beceremedi. Şimdi Ukrayna'yı ateşe atacak. Burada Tayyip Bey'e büyük iş düşüyor. Yani gizli görüşmelerde
Ukrayna ile Rusya arasında bir denge kurmaya çalıştığını biliyoruz. Peki hocam, gizli görüşmede onu yapıyor olabilir ama açık görüşmede şu ifadeleri kullanması normal mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bunlar. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna'nın uluslararası toplumunu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım platformunu desteklediğimizi belirttik. Yani şimdi Kırım zaten resmi olarak Birleşmiş Milletler'de Ukrayna'nın toprağı görünüyor. Fakat Amerika şunu biliyor. Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya alırsam Kırım otomatik olarak NATO'nun karargahı olur. Bakın Kırım'ı görüyor millet. Hı hı. Kırım NATO'nun karargahı olur. Hı hı. Rusya'nın bütün deniz kuvvetleri o bölgede. Rusya'ya diyorsun ki deniz kuvvetlerini Kuzey Denizi'ne taşı. Hı hı. Rusya'nın deniz kuvvetleri biter. Hocam Kırım aslında Doğu Akdeniz'in Kıbrıs'ı diyebilir miyiz? Mesela Kırım'ın değil, öyle yani bir Ukrayna özelliği için, var mı? Ukrayna için Doğu Akdeniz'de nasıl ki Yunanistan'ı ve Rum kesimini kullanıyorlar. Hı hı. Burada da evet. Rusya'ya karşı Ukrayna'yı yani kullanıyorlar. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kullanıyorlar Yunanistan'ı ve Rum kesimini. Hı hı. Doğu Avrupa'da da Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kullanıyorlar. Evet. Yani ikisi de aynı görev görüyor. Ama burada Ukrayna şöyle sıkıntıya girer. Bak bu kadar Ukrayna'nın yarısı gitti değil mi? Hı hı. Ukrayna'nın yarısı giderken dediler mi ki ya şu Ukrayna'ya yardım edelim diye? Demediler. Hiçbiri demedi. Yani şunu biliyorlar. Ben ta 90 senesinde master tezimde bunları yazdım. Evet. Ne diyorum? Rusya belli bölgeler var ki bu bölgeleri bırakmaz. Bunun biri de bu Azak Denizi'dir hocam. Yani o Kırım'ın o deniz görüyorsunuz iç deniz. Evet, evet. Burada donanması var. Şimdi bu Sivastopol'da burada donanmaları var. Ha şu olabilir. Tayyip Bey şunu yapabilir. Ukrayna'ya der ki ya bu Rus donanması burada. Rusya'yı buradan çıkarmak mümkün değil. Çıkarırsan Rusya'yı kapatırsın, mahvedersin. Hı hı. Rusya Karadeniz'de sıradan bir yani donanması kayboldu Karadeniz'de. Hı hı. Bunu yapmak yani gidip de Soçi'de donanma kuramaz. Soçi'de biliyor dağlar dimdik çıkıyor hemen. Soçi'de öyle bir liman yok da donanma kuracak. Burada Rusya'yı çıkaramayacağına göre Rusya'yla bir anlaşma yap. Burada donanması diyelim ki asıl batılı devletlere 99 yıllığına Rusya donanması burada kalacak de. İşte onu diyemiyor. Niye? Amerika izin vermiyor. Amerika'nın derdi Rusya'yı sıkıştırmak. Yoksa Ukrayna'nın topraklarında ihtiyacı yok. Buğday üretimi var. Hı hı. Buğday üretimini Rusya'nın da olsa yaptırırsın. Ukrayna'nın da olsa gene yaptırırsın. Hı hı. Buğday üretimi için gelirsin Türkiye'de. Türkiye'de de yaptırırsın o buğday üretimini. Yani burada öyle bir şey yok. Ama Amerika'nın asıl alanı Pasifik'tir. Bugün gene Çin Amerika'yı uyardı. Ne diyor? Tayvan konusunda fazla ileri gidiyorsun diyor. Evet. Yani bu savaş nedeni olabilir. Çünkü Çin açısından Çin Amerika'yla ateşle oynamayı bırak diyor tamam, hocam. Tamam savaş nedeni işte. Evet, bu. Evet. Şimdi bu ateş demek savaş çıkar burada demek. Hı hı. Tabii bir savaş çıkarsa bazı insanlar şey diyorlar. İşte dünyada yeniden taş devri olur maçta. Taş devri maç devri olmaz kardeşim. Dünyada ahirette görüşürüz. Yeni bir savaş çıkarsa büyük devletler arasında ahirette görüşürüz. Çünkü radyasyonun olduğu yerde ot bitmez. Normal bombalamalarla Vietnam'da 30-40 sene biten otları hayvanlar yemedi. Diken gibi oldular. Normal bombalarla bu barut yani bu. Nükleer silah olduğu zaman dünyada ot bot bitmez. Dünyada canlı da kalmaz. Ha yerin altında yaşıyorsa peribacaların altında bir yerde bir iki ay yaşar. İki ay sonra dışarı çıkınca o da gider. O zaman herkes ahirette görüşürüz. Yani böyle bir yani bunun hani işte kıyameti yakınlaştıralım diyen Müslümanlar arasında bile var. Ya şu kıyamet gelse de ahirette bir görüşsek. Sanki çok sevabı var da ahirette cennete gidecek yani. Evet. Ya günahtan geçinmiyor çoğunuz. Çoğunuz. Cübbeli bile ya bu Müslümanlarda bir sorun var diyor yani. Cübbeli bile bunları eleştiriyor. Kendi cemaatine şey verirken, anlatırken. Hı hı. Ama burada Amerika'nın tek derdi Rusya'yı kuşatmaktır. Bu dert nereden geliyor? Hı hı. Şimdi Almanya ne yaptı? Rusya'yla yakınlaştı. Almanya biliyor ki gelecek Almanya, Doğu Avrupa ve Rusya'ya yakınlaşmasıdır. Üretim nerede? Asya'da.
Pasifik bölgesinde. Amerika diyor ki bu Almanya Rusya ile ben Pasifik'le uğraşırken Rusya ile fazla yakınlaşırsa Avrupa'dan beni dışlarlar. Çünkü Avrupa'yı kim bakıyor? Almanya bakıyor. Şimdi Yunanistan aç kalır. Almanya olmasa Yunanistan diye bir devlet kalmaz. Batmış zaten. Şimdi usmuş veriyor da yarın bir gün Yunanistan'da öğrenci ayaklanmalar da olabilir ama okullar kapalı olduğu için bir şey olmuyor. Çünkü anti-Amerikancılık orada kuvvetlidir öğrenciler arasında. Hı hı. Ekonomik sebeplerden mi? Tabii anti-Amerikancılık bir de. Anti-Amerikancılık var orada. Bir de bu üstleri yerleştiriyorsunuz. Yunanistan kendini satıyor yani Amerika'ya. Evet. Açıkça satıyor. Onun karşılığında Amerika'da Almanya'ya diyor ki Yunanistan'a para ver. Almanya hepsine para yetiştiriyor. Ama Almanya'nın 2 trilyona yakın zaten bu hastalıktan dolayı 2 trilyon euroya yakın parası halka dağıttı. Ha Almanya'nın parası daha fazla var. Amerika bunu bitirmek için uğraşıyor. Bu nasıl virüstür ki? Havada dolaşıyor fırtınada. Havada dolaşıyor karda. Havada dolaşıyor yağmurda ama bir türlü gitmiyor. Yazı da geçirdi hocam. Yok burada başka hesap var. Yani dünyada dünya halklarına bakın. Memleketler, ülkeler, merkezi otoriteler elindeki kasasındaki bütün paraları tüketiyorlar. Hı hı. Sanki bilinçli olarak birileri bunu yapıyor. Bu savaşa gider mi? Öyle diyenler de var. Bunun sonu savaşa da gider. Çünkü Amerika taviz vermiyor. Bakın Kissinger ne diyordu? 1989 13 Aralık 1989 Newsweek'te bir makalesi var. 2,5 sayfa kadar. Diyor ki Almanya soğuk savaş bitiyor. Almanya Rusya ile yakınlaşır. Eğer Almanya Rusya ile yakınlaşırsa Fransa yalnız kalır. O da Almanya'nın peşine takılır. O zaman Avrupa biter. Amerika'da Avrupa'dan dışlanır. Atlantik'in kenarında bir ada haline gelir. Amerika'nın korkusu Atlantik'in kenarında bir ada haline gelmektir. Büyük bir ada. Evet, işlevi yok, hiçbir şey yok. İşte bu dünyayı kontrol edeceğim deyip bütün hırsızlıktan yani şimdi dünya emperyalizm ne yapıyor? Ganimet diyor buna. Yani ganimet değil de buna ticaret diyor ama aslında hırsızlıktır. Hı. Bakın şimdi bu harita güzel. O bölgeyi iyi gösterdi. Evet. Yani bu hırsızlıktan aldıklarımı, çaldıklarımı kimseyle paylaşmam diyor. Yahu büyük devletler diyor ki bırakın ticarette biz de idare edelim. Ama bugün Rusya ne dedi? Ambargo, şimdi Avrupa'yı sıkıştırıyor Amerika. Rusya'ya ambargo uygula diye. Rusya diyor ki ben de sana başka kaynaklardan uygularım ambargoyu. Hı hı. Bu ne demek diyor? Almanya'ya mesaj. Hı hı. Şimdi şu görüyorsunuz bak burada bu Baltık Denizi'ni görüyorsunuz yukarıda. Evet. Baltık Denizi'nin altından 2 tane boru hattı yaptı Almanya'ya Rusya. Kuzey akım. Bu boru hatlarından Almanya'nın enerji ihtiyacını karşılıyor. Hı hı. Açık olanını. Şimdi Almanya bundan vazgeçebilir mi? Nereden olacak? Tabii ki. Amerika ne diyordu? Ben Kuzey Kafkasya'da Çeçenleri ayaklandırırsam, yeni bir boru hattı yaparsam Bakü Ceyhan boru hattı, bütün Hazar Havzası'nın boru kaynağını Avrupa'ya aktarırım. Avrupa'yı Rusya'ya bağımlı olmaktan kurtarırım. Hı hı. Yaptılar boru hattını. Şimdi bazıları diyor ki bazı uzmanlar işte yok böyle bir şey. Ya okusunlar Büyük Sattaş tahtasını Brzezinski'nin. Diyor ki orada Bu boru hattı Amerika'nın çıkarını olan boru hattı desteklenmelidir diyor. Bunu bileceğiniz ki diyor. Carter'ın güvenlik danışmanı. Afganistan'ı organize eden adam. Afganistan'daki ayaklanmaları organize eden adam. Evet. Silahlı resimleri var orada. Yani Taliban o şeylerle resimleri var. Silahlı çektirmişler. Onu okusunlar. Yani biz kaynak olmadan konuşmuyoruz. Kaynağa bakacağız. Şimdi Almanya'yı sıkıştırıyor. Şimdi Rusya diyor ki Avrupa şimdi Rusya'ya ambargo uygulama kararı aldı ya. Amerika'nın baskısıyla. Rusya'da diyor ki ben de sanayi uygularım. Hı hı. Almanya ne yapacak o zaman? Sanayi ülkesi bunlar. Bunların enerjiye ihtiyaçları var. Hı hı. Ama hocam şöyle de bir tez var. Şimdi Almanya kuzey akım meselesi gündeme geldiğinde ABD ve Fransa'ya kafa tutabiliyor. Ama NATO konusunda yani Karadeniz tatbikatı konusunda sesini çıkarmıyor. Niye çıkarmıyor? Oradaki ulusal çıkarı çok yüksek. Baltık Denizi'nin altından gelen boru hatları Alman ulusal çıkarlar için çok yüksek derecede. Hı hı. Ama Karadeniz'de öyle bir Almanya'nın böyle bir şeyi yok. Ama Rusya'yı karşısına alırsa kuzey akım tehlikeye almıyor. Gitmez mi? Almıyor zaten. Orada kendi şey konuşmuyor. Yani normal olarak diyor ki Ukrayna toprağıdır buralar. Ya Birleşmiş Milletler böyle tanıyor zaten. Hı hı. Ama bir kimse müdahale ediyor mu? Rusya buraya müdahale ettiği zaman hiç Avrupa ülkeleri dediler mi ki ya ne yapıyorsun diye ben de geliyorum oraya asker silah vereceğim Ukrayna'ya diye. Hı hı. Kimse yapamadı.
Şimdi Rusya uyardı. Ukrayna NATO'ya alınırsa buna engel olacağım diyor. Bir ara Gürcistan'ı alacaklardı biliyorsunuz. Evet. Alabildiler mi? Alamadılar. Yani bu işlere çok dikkat etmek lazım. Ukrayna'yı yakmasınlar. Tayyip Bey'in aslında böyle bir imkanı var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir imkanı var. Ukrayna ile Rusya arasında bazı arabuluculuk ve bazı aracılarla arabuluculuk yapıyor. Bu güzel bir şey. Hı hı. Yani Ukrayna burada, Ukrayna, Rusya senin komşundur. Amerika seni bir yere kadar korur. Bakın Doğu Avrupa'da, Polonya'da Yahudileri fırınlara atarken Naziler seyretti İngiltere ve Amerika değil mi? Ama şimdi bütün filmleri yapıyorlar, kıyamet koparıyorlar. Hala Almanya suçludur diyorlar. Ya sen seyrettin bunu. Hitler'e karşı birçok suikast girişimi oldu Almanya'nın içinden. Direnişler oldu. Niye yardım etmediniz bunlara? Evet. Yani gene geldi Stalin kurtardı Avrupa'yı. Yani Avrupa'yı kurtaran Stalin'dir. Hitler'e direnmeseydi Hitler Avrupa'yı almıştı. Fransa teslim olmuştu. Fransa kurşun bile birkaç tane cumhuriyetçi direnişçi kurşun attılar. Ama Fransa'da Vichy hükümeti Nazilerle işbirliği yaptı. Fransa hala özgürlük mozgürlük falan diyor. Sen en büyük adamın orada Mitterrand'dı. Mitterrand İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı iken Cezayir'de 40 bin kişiyi katliama uğradınız. Helikopterle attılar milleti. Evet. Bu CIA operasyonu, yani CIA yöntemiydi. Helikopterlerle kayalıklara atıyorlar insanları. Hı. Düştü de öldü diye. Hocam burada çok kısa sözünüzü keseceğim. Kısacık bir aramız var 2 dakika kadar. 2 dakika sonra yeniden buradayız. Bir yere ayrılmayın. Evet, söz verdiğimiz gibi kısa bir aranın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Ulusal Radyo, Ulusal Kanal ortak yayınında bir aradayız. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Emin Gürses'le gündemdeki meseleleri konuşmaya devam ediyoruz. Dünyanın belki de en sıcak noktası olan Karadeniz'i konuşuyorduk. Hocam, siz aslında 2. Dünya Savaşı'ndan bahsediyordunuz ama Karadeniz'de ABD ve Rusya arasında sıcak çatışma bekliyor musunuz? Ben bunu bir şimdi, aradan çıkarmak ya, istiyorum bu şimdi, soruyu sorarak. Yok, Montreux Sözleşmesi önümüzde. bazıları buna Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi diyor. Ama burada elimizdeki belgede Boğaz, hani preamble denen yani giriş bölümünde Boğazlar genel deyimiyle belirtilen Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz Boğazı. Yani İstanbul Boğazı'ndan bahsediyor. Yani bu Marmara Denizi'ni de içeriyor. Yani onun için orada bir su yolu yapacaklar. Acaba Montreux'a mı gelecekler? Montreux'la ilgisi yok o su yolunun. O su yolunu yaptığın zaman Çanakkale'de de bir tane bir şey yapman lazım. Bir ikincisi Marmara'yı nasıl bypass yapacaksın? Çünkü Montreux'da Marmara da var. Bu sözleşme önümüzde. Ama şimdi Amerikalılar bize başvurmuş. Zaten bir belli bir 8 gün neyse bir süresi var. Başvurman gerekiyor. Karadeniz'e gemi çıkaracağın zaman askeri gemi. Onlar da biliyorsunuz gündüz vakti çıkacaklar. 45 bin tonu toplam olarak geçemez. Toplam tonaj 45 bin tonu geçemez. 21 gün kalacak. Kime göz daha vereceksin 21 bir günde? Yani o hiç o kadar o önemli değil. Ama Montreux şimdi şey iddiaları var. Yani Montreux bunu kaldıralım dedi ya bir ara yani bazılar dediler. O cahilliklerinden söylüyorlar. Lozan'ı kaldırıyor muyuz? Kaldırmıyoruz. Niye? Lozan'a ek yapıyoruz. Lozan'da birçok şey açık bırakılmış değil mi? Musul bile açıkta bırakılmış. Ama İngilizler bir üç kağıt yaptı. Orta Doğu'yu mahveden İngilizler Musul'u aldılar, Irak'a verdiler. Irak'a kendilerine bağlıydı. Onlara da kalmadı ama. Hala oraları almaya uğraşıyorlar. Amerika geldi onun yerine şimdi. Şimdi Lozan'da biz ne ek yaptık? 36'da fırsat doğdu. Burada anlattık onu geçen programda. 36'da fırsat doğdu. İtalyanlar Güney Ege Adaları'nda bir askeri yapılanmalara gittiler. Mısır'ın güneyine bazı bölgeleri işgal ettiler. Yani Afrika'da bazı operasyonlar yaptılar. Hitler 33'te iktidara geldi ve tanımıyorum dedi bizle ilgili Versay Anlaşması'nın maddelerini. Tam o ortamda Atatürk rahmetli çok güzel bir şey yaptı. Dedi ki ya şunu biz bir gözden geçirelim. Biz uluslararası şeye başvurduk. O zaman Milletler Cemiyeti tabii. Milletler Cemiyeti'ne bağlı bir konsorsiyum Boğazları idare ediyor.
Milletler Cemiyeti adı altında konsorsiyum. Ondan sonra bu anlaşma yapıldı. Anlaşmada elimizde metinde var. Bakalım şimdi. Madde 24. Bakın madde 24 ne diyor. Şimdi diyorlar ya Montreux biz kontrol vermiyor bize falan diye. Boğazlar rejimine ilişkin 24 Temmuz 1923 tarihli yani Lozan sözleşme gereğince kurulmuş olan Uluslararası Komisyon ona uygun olarak kurulmuştu Uluslararası Komisyon boğazları kontrol ediyordu. Bizim 15 kilometre sağlı sollu asker bulundurma hakkımız yoktu. Uluslararası Komisyon'un yetkileri Türk hükümetine aktarılmıştır diyor. Yani bize egemenlik hakkı verilmiş orada. Çok açık aslında. Açık. Ha biz burada geçişlerden 300-400 milyon dolar kazanıyormuşuz. Az kazanıyoruz. Bak elimizde şimdi onun da şeyi var. Ek bir. Montreux'un ek bir. Burada şu nedenlerle bu nedenlerle geçişten şöyle vergi böyle vergi Fransız altın frankı diyor. Altın frank. Sen şimdi bugün bu işleri bilenler bunun hesabını yapmışlar. 4 milyar 5 milyar dolar gelir bize. Altın frank olarak isteyebilirsin. Anlaşmada var. Altın frank istiyorum dersin. Şimdi ha bunu boğazların kontrolü tamamıyla bizim elimize geçecek de biz istediğimizi sokarız, sokmayız. O zaman sen buradan zaten buradan asıl iş gören Ruslardır. Sen Ruslarla mı kavga edeceksin? Tarihte bu kavga meselesi olmuş. Bak bu sözleşme, bu güzel bir sözleşme. Ha bunu geliştirirsin. Zaten 90'lı yıllarda biz buna bir sürü ek yaptık. İşte gece geçişi bazı şeylerde, bazı gemilerde yasakladık. Gündüz geçişi yapıldı. Bazen tek gidiş ve tek geliş yapıyoruz. Yani aynı anda gidiş gelişi durduruyoruz. Güvenlik nedeniyle. Zaten bu sözleşmenin girişinde diyor ki Türkiye'nin güvenliği ve Karadeniz'de kıyıdaş devletlerin güvenliği. Ya zaten Türkiye'nin güvenliği ile ilgili bir sorun oldu mu sözleşmede var. Ona göre tedbir alırsın. Şimdi bunlar kim istemez? Boğazlardan geçenden biz her gemiden 50 bin dolar alacağız. 100 bin dolar alacağız. Bak Mısır biraz fiyatları artırdı Süveyş'ten. Bir gemi geldi yan döndü. Hiç şimdiye kadar olmuş değil. Evet. İsrail ertesi gün açıklama yaptı. O aşağıya haritayı gösterirseler onu evet. Görürüz. İsrail dedi ki ben dedi yeni su yolu yapıyorum dedi. Süveyş kanalının olduğu haritayı bir gösterebilirsiniz arkadaşlar. İsrail, bir İsrail dedi ki ben teknoloji gelişmiş. Ben daha derin ve daha geniş yapacağım. Daha büyük gemiler geçecek dedi buradan. Hı-hı. Hem de çiftli gidiş geliş olacak dedi. Hı-hı. Yani hem giriş hem geliş aynı anda olabilecek. Hı-hı. Bir komplo mu diyorsunuz yani hocam, o geminin orada? O konuda yazılanlar var bu konuda. Yani bu gemi nasıl burada bu kadar profesyonel adamlar. Rüzgar esti de gemi yan döndü. Ya bu gemiler rüzgarla muzgarla yan dönmüş olsaydı şimdiye kadar dönerdi. Yani öyle, bakın şimdi bu biraz kötü bir harita ama şimdi bu Mısır'da, Mısır'ın o boyunu bakıyorsunuz, İsrail'in o körfezi var ya, evet. Bu kadar kötü haritayı nereden bulmuşlar arkadaşlar maşallah yani. İsrail'in o körfezi var ya hocam, o Sine Yarımadası'nın sağında, doğusunda olan. Evet. İsrail oradan Akdeniz'e yol yapacak. Kendi toprağı zaten orası. Yapabilir mi? Yapar peki, hocam. Düz arazi orası çoğu. Büyük çoğunluğu, büyük alanı düz arazi. Yapabilir. Evet. Yani bu Süveyş'i gösterdi. Evet. Biz İsrail'i konuşuyorduk ya. Diğer yani bizim arkadaşlar yine de daha iyiydi. Maşallah bu akşam yani bir harita bulmasını beceremediler. Neyse. Bunlar talebe olursa da ben derse gelirlerse onlara öğretiriz şey olduğunu. Yani bu kadar kötü bir haritayı bulmuşlar. Harita nasıl bulunur ya, diye Emin Gürses'ten ders alalım. Google'dan 100 tane harita çıkar doğruluruz. Neyse. Yani orayı vatandaş anlamıştır izleyenler. Bu İsrail'in o şeyden kendi bölgesinin ucundan tam İsrail'in çıkışı var zaten o. Kızıldeniz'e çıkışı var. Evet. Köşe tam köşe oluyor herhalde. Kızıldeniz'e çıkışı var. Evet. Ben yapacağım dedi buradan şimdi bir su yolu. Şimdi Türkiye tabii iyi şeyler de yapılıyor. Yani bu Karadeniz'de bu sıkıntılar oluyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye en sonunda Mısır'la bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ben tutuyorum bu konuda. Ha ben eleştirdiğim tarafları var. Adab-ı muaşeret konusunda bazı eksiklikleri var. Evet. Yani o kendi hatırlamaz belki ama biz unutmayız. Çünkü biz devlet adamlarını takip ediyoruz. Nasıl davranıyor, nasıl oturuyor, nasıl kalkıyor. Bunlar hep önemli şeylerdir bunlar. Ama
vatanseverliğinden şüphem yok. Güzel bir Dışişleri Bakanlığı yapıyor. Birileri alalım onu görevden de Tayyip Bey'in yanında yarış edenler var. Benim Dışişleri Bakanı yap diye. Tayyip Bey CIA'ya teslim etsin o zaman. Belki de bunun farkında, o yüzden bir revizyon yani yapıyor. Öyle bir şey yaparsa bunu alacak. O zaman bunu istemeyen kim? Amerika istemez. Yani Çavuşoğlu'nu niye istemeyecekler? Çavuşoğlu çok doğru bir şey yaptı. Mısır'la görüşülüyor. Mısır'dan güzel haberler geliyor. İsrail'den de ben de katılayım bu işlere diyor. Ama bizim tabii ki bak bütün bu Doğu Akdeniz'de Suriye ve Lübnan var bir de. Unutmayalım. Eninde sonunda bizim bunlar asıl komşumuz Suriye. Bunlarla da görüşeceğiz. Yakın zamanda olur mu sizce bu görüşme hocam? Tayyip Bey'e biz yani söylediğimizi Suriye, yapıyor. Tayyip Bey söylediklerimizi dinliyor. Ama biraz geç yapıyor. Önce soruyor. Bu adam namaz kılıyor mu? Kaç vakit namaz kılar? Ne kadar Kur'an okur? Oruç. Yahu en çok Kur'an okuyan benim. En çok namaz kılan, oruç tutan benim. Ben peygamberden çok oruç tutmuşum. Hazreti Peygamber'den 10 kat daha oruç tutmuşum. Hazreti Peygamber 8 sene oruç tutmuş. Değil mi? Ama burada önemli bir şey oldu. Libya'dan bir önemli bir ziyaret. Evet. Şimdi bu çok önemli. Bak Libya Başbakanı geliyor. Hı hı. Bakanlar Kurulu geliyor. Hı hı. Genelkurmay Başkanı geliyor. Hı hı. Bir de ticaretle ilgili ekip geliyor. Evet. Şimdi Libya'dan bizim bazı iş adamlarımızın biliyorsunuz 5-6 milyar doların üzerinde bir alacağı var, değil mi? Hı hı. Bazıları daha fazla diyor. Şimdi unutmayalım. Bak bütün bunlar tabii risk yaratıyor. Niye risk yaratıyor? Bak tarihini söyleyeyim size. Kaddafi 19 Mart 2011'de devrildi, değil mi? Kaddafi devrilmeden bir ay önce, bir buçuk ay önce açıklama yaptı. Dedi ki ben Libya'nın elinde büyük altın rezervleri var. Bunları bir Afrika fonu oluşturacağım, bir Afrika para birimi oluşturacağım. Dolar, molar, Fransa'nın da burada kaç tane var? Tam olarak yazmıştım onu ama Fransa'nın 14 tane eski sömürgesi var. Yani öyle diyor, öyle kibar rahat söylüyorlar ki sömürge. Ya bu namussuz adamlar bunlar. Soymuşlar buraları. Afrika onun için nefes alamıyor hala. Orta Doğu nefes alamıyorsa İngilizlerin yaptığı felaket sömürgedendir. İngilizler bir yere girdi çıktı mı orada huzur yoktur. İngiliz devleti bir yere girdi çıktı mı orada huzur yoktur. Bakın şey aynısını söylemiş. İngiltere kraliçesinin kocası 100 yaşında öldü. Celal Şengör'e söylemiş. Celal Şengör'e bir oraya bir protokole katılmışlar. Ya Orta Doğu'da bu sıkıntılarda İngilizlerin de büyük payı var demiş. Sağ olsun. Allah razı olsun yani demiş yani. Ama bunu ilk yazan İngiltere'den kaçmak zorunda kaldı. Kim bu? Profesör Eli Keduri. Iraklı bir Yahudi. Orta Doğu konusunda araştırma yapıyor. Diyor ki Orta Doğu'daki bütün sorunların temelinde İngiliz emperyalizmi yatıyor diyor. İngiltere'de diyorlar ona ki elesili o zaman hadi sana güle güle sen bunu söyleyemezsin. Ben bir gün bir konferansta Londra'da dedim ki İngiliz işçi sınıfı şeyi konuşuyorlar. İngiliz işçi sınıfı niye revizyonist? Yani bu kadar niye kaypak? Yani yabancı düşmanı bilmem ne. Ben de dedim ki elimizde belgeler var. İngiliz işçi sınıfı Hindistan işçi sınıfının sömürüsünden bile pay alıyor. Çünkü bunlara işsizlik maaşı, evler, council house'lar değil mi? Veriliyor ve yapılıyor bunlara. Beni partiden kovdular. Dediler ki sen nasıl bunu söylüyorsun? Adamlar dedim ki siz yani gizli bir şeysiniz yani. Yani siz sosyalist diye geçiniyorsunuz. Orada sosyalist yok. Hepsi kendine Trotskistler. Ya bir gün de kendilerine bir tane Marksist diyen bir adam duymadım. Ha bir iki tane akademisyen var orada. Bir ikisi öldü zaten. Yani kendisini Marksist diye tanıtan. Hı hı. Ama genelde orada partiler Trotskistir. İngiliz ve Amerikan istihbaratı da bunlara destek veriyor. Niye? Çünkü bunlar Rusya karşıtı. Sovyetler Birliği karşıtı hepsi. Onun için bunlara destek veriyordu. Bir gün biz Socialist Workers diye bir dergi satıyoruz. Partiye yardım. Yani işçi partisine. Bir de yanımızda Morningstar diye bir dergi satıyorlar. Ve Komünist Partisi'nin. Britanya Devrimci Komünist Partisi'nin. Ama onlar hakikaten iyi komünistler yani. Yani belli yaşlarda 60'ın altında adam yok. 70, 80. Marksistler mi? Peki Troçkistler Trotskist. Mi onlarda? Troçkin adamları bunlar. Onlar bile dergi satıyor. Ya konuşuyoruz bir gün. Yani Socialist Workers dergisi 1000-2000 neyse satar. O kadar satıyor zaten Londra'da. Ama bunların dergisi
Ya bunların hepsi İngiltere'de olsun 1000 kişi. Ya dergileri en son 16 bine kadar çıktı satışı. Dedim ki nasıl satıyorsunuz? Kim okuyor bunları? Morningstar Komünist Partisi'nin bir şeyi, organı. En sonra da ne öğrendik biliyor musunuz? İngiliz istihbaratı bunlar alıcılar artınca basımı da artırdılar. Bunlar artırdıkça basımı alıcılar daha da arttı. Meğer MI6 elemanları satın alıyormuş bunları. Yani bu batmasın çünkü bunların acaba bir yerle bağlantısı var mı diye. Bunu sonra öğreniyoruz. Yani 16 bin tane adam Komünist Partisi çok yayın organı okuyor. İngiltere'de büyük, devrim yaparlar hocam. Ya büyük rakam yani. 67 milyon nüfusu var. O zaman tabii 60 milyondu. Yani büyük rakam bunlar. Ama her zaman söylüyorum. Bu tür hareketleri Londra'da İngiliz siyasetine önemli etkileri oluyor. Fakat siyasetle yani seçimlere falan girmiyorlar. Ama siyasette belirlemede etkileri oluyor. Hı hı. Şimdi İngiltere'nin Kuzey İrlanda karıştı. Orayı da konuşuruz. Evet. Bu önemli. Fakat arkadaşlara söyleyeyim. Google'dan siyasi harita diye girseler bir sürü harita gelir karşılarına. Evet. Evet bir soğuk buradan su geldi da, bana bu soğuk sudan yudum alayım. Evet buradan da söylemiş olalım onu. Şimdi az önce siz bahsettiniz ama Almanya'dan da konu açıldı az önce. Almanya unutma. Şimdi Amerika bugün açıklama yaptı. Bir de Biden Putin'i aramış. Yani sınırda bu kadar asker niye biriktiriyorsunuz diye şeye, Ukrayna'ya müdahale etmeyin falan diye. Hı hı. Amerika karışmaz bak söyleyeyim. Hı hı. Ukrayna'dan dinleyenler varsa duysunlar. Amerika Avrupa'da bir savaşı isteyenler var Amerika'da. Yani dünya savaşı çıksın da, dünya yok olsun da, yani onlar cennete gideceğim diye düşünüyorlar. Havalarını alırlar. Yani bu kafayla cennetin kapısını değil, cehennemin kapısından zor geçerler. Bunlara öyle cehennemden daha kötü bir yer lazım. Yani dünyayı özellikle yok edecekler. Bu kadar insanlar. Ya bırakın doğal halinde insanlar yaşasın. Zaten sizin liderinize bir şey demiyorlar. Ama üretim yapan ülkelerin de bir söz hakkı olsun. Hı hı. Şimdi Almanya'yı Rusya ile arasını bozmaya çalışıyorlar ama Almanya'da Rusya'ya bugün Rusya da Almanya'ya bugün mesajını verdi. Dedi ki ben de Avrupa'ya ambargo uygularım. Evet. Şimdi bunu duyanlar ne dediler? Ya Rusya'nın neyi var ki Avrupa'ya ambargo uygulayacak? Daha önce çiftçi krizi yaşanmıştı mesela. Şimdi tamam ama Rusya'nın enerjisi Avrupa'ya bakıyor şu anda. Hı hı. Yani bunu unutmasınlar. Gelişmiş sanayi ülkeleri enerji imkanları, kaynakları olmazsa bak böyle harita bulun işte. Evet. Kaynaklar olmazsa ayakta duramazlar. Şimdi Almanya'ya aslında yeni asker göndermesi bir gözdağıdır aslında. Almanya'dan askerleri çekmeyi düşünüyorlardı. Hı hı. Ama hocam, şimdi başka bugün sıkıntılar var. Almanya'yı biraz da Amerika'da sıkıştırıyor. ABD Savunma Bakanı bizzat açıklama yapıyor. Almanya'ya 500 ilave asker göndereceğiz. İşte onu diyorum ben. Bu evet. Yeni çıktı. Yeni evet, bu. Yeni evet. Haber. Bu Almanya'ya 500 askerlemiş olmaz da ama bir mesajdır bu. Tabii. Ne diyorlardı Trump döneminde? Polonya'yı uç seçeceğiz diyorlardı. Hı hı. Polonya'yı niye seçiyorlar? Polonya'da Alman düşmanlığı ve Rus düşmanlığı var. Amerika için ideal bir yer. Tam kullanışlı bir ülke. Zaten bunu zaten daha zamanda da yaptılar. Hı hı. Doğu Avrupa'daki sosyalist yönetimleri, komünist yönetimleri nasıl devirdiler? Vatikan'ı kullandılar. Vatikan ne? Adı dini merkez ama CIA'nın operasyon merkezi. Adı din. Vatikan'ın dinle ne ilişkisi var? Evet. Yani Vatikan'ın bu kadar dinle ilişkisi olsaydı Latin Amerika'daki fakir fukaraya destek verirlerdi. Venezuela'ya bu kadar ambargo uyguluyor Amerika. Değil mi? Çıkıp demeleri lazım ki bunlar da Katolik insanlar. Bunlara bu kadar zulüm niye ediyorsunuz? Niye demiyorlar? Gidiyor Irak'ı ziyaret ediyor Papa Efendi. Güney Sudan'ı ziyaret ediyor. Niye Güney Sudan'ı ziyaret ediyor? Hristiyanlar var orada. Bir de petrol var orada hocam. Tabii. İkiye bölündü ya Sudan'ı böldüler en sonunda. Uğraştılar ettiler böldüler. Ama Yunanistan zor durumda. Yunanistan Amerika'nın üssü haline geliyor. Yani o Amerika onu Türkiye'ye gözdağı veriyor ama aslında Rusya içindir o. Hı hı. Rusya'yı Bulgaristan'da, Romanya'da, Ukrayna'yla alırsa Beyaz Rusya ulaşamadı ama. Beyaz Rusya'ya ulaşamadı yani. Belarus'a gidip. 6-7 ay önce zaten programda da konuştuk. Onu seçimlerden beceremedi. Sonra bir kriz çıkarmaya çalıştılar beceremedi, ama. Onu beceremedi. Evet. Ermenistan'ı karıştırmak istediler bu işe. Onu da beceremediler. Hı hı. Ama bugün bir haber geldi. Bir İskender füzesi düşmüş Dağlık Karabağ'a. Nereden geldiğini Rusya'ya sordu Aliyev. Yani ne oluyor? Ermenistan'dan mı atıldı? Nereden atıldı diye. Ama her zaman diyorum ben. Uyanık olsunlar. Ermenistan'ı ateşe atacak diasporada çok adam var. Ermenistan yönetimini mi ateşe atacak? Tabii. Ermenistan yönetimini ve Ermenistan ülkesini ateşe atacak. Çünkü Ermenistan
Rusya ile, Türkiye ile, bölge ülkeleriyle işbirliği yapıp da zenginleşme yoluna girerse Fransa'daki ve Amerika'daki diasporadan kurtulur. Evet. Diaspora onların sayesinde ayakta duruyor. Yani düşman yaratarak ayakta duruyor. Ermenistan'a batıdan 200 milyon dolar senede yardım geliyor, ayakta duruyor. Ya bölgede işbirliği yapsa 200 milyon dolar değil 500 milyon dolar gelir ona. Ermenistan'ın varlığının diaspora için bir tehdit haline gelmesi yok, şimdi, mümkün tabii, olur mu yani? Ya bu Ermenistan bölge ülkeleri işbirliği yaparsa diasporanın talimatlarını dinlemez. Diaspora bundan rahatsız. Evet. Fransa'yı kullandılar. Fransa'daki kimi kullandılar? Oradaki diasporayı kullandılar. Fransa'daki Ermeni diasporasını. Ama bunlar da bunlar bütün hayatını Türk düşmanlığı üzerine kurmuşlar. Hı hı. Geçen şeyi gördüm. Bir Kürt diasporası PKK diasporası oluşturulmuş. Ben ne demiştim burada? Avrupa'da mı? Avrupa'da. Almanlar bunları koruyor. Hı hı. İngiltere'de üst kademe İngiltere'de. İngiltere yok ben bunlarla işim yok diyor. Hı hı. Adreslerini veriyoruz. Ya Stoklemington Road'da halk evine gitsinler. PKK'nın karargahı olmuş orası. Hı hı. Yani yalanla konuşmasınlar. Kürtleri haraca bağlan. Orada Kürt iş adamlarını, iş adamı dediğin var ya. Ya yani fakir fukara adamlar bufeden sabah akşam uyumadan çalışmışlar. Kürtleri haraca bağlamışlar. PKK yapmış bunu. Hiç unutmuyorum. O benim Kürt arkadaş, şu anda profesör Avrupa'da önemli bir yerde. Türkiye'den kaçıyorduk. Dedi ki, bak Emin dedi. Bu PKK şimdi eylemlere başladı. Daşnakçılar bıraktı. Asala bıraktı. PKK'ya hemen başladı eylemlere. Hı hı. 83'te Asala bıraktı. Hemen 84'te PKK başladı. Bu PKK Kürtlerin başına bir gün bela olacak dedi. Bak bunu söylediysene 1984. En büyük bela da PKK oldu zaten. PKK hocam. Bak bunu o Kürt arkadaş görmüş. Bu Kürtlerin başına bela. Hakikaten Kürtlerin başına bela oldu. Evet. O Diyarbakır anaları var ya. Ama PKK'nın hakkından bunlar gelecek ha. Onu söyleyeyim. Onların yaptığı faaliyetler, hiç kimsenin yapamadığı faaliyetlerdir. Onu da söyleyeyim. Geçenlerde bir tane Amerika'dan yayın yapan Avrupa'dan katılımcıların olduğu bir programı rastladım YouTube'da. Öğrenciler öğretti beni. Onları ben beceremiyorum ama bilgisayarda bakarken adam ya şimdi diyor ona ki İsmail Saymaz. PKK dedi İsmail Saymaz. O da dedi ki sen dedi faşist Türkler gibi konuşuyorsun dedi. Ne var dedi bunda? Yahu dedi nasıl PKK dersin? Ne diyecekmiş? PKK diyeceksin dedi. Yahu dedim KKTC'ye KKTC diyoruz. KLMN diye sayıyoruz. KLMN diye saymıyoruz ki. Adam ağzından yani öyle bir lafla çıkıyor ki bu PKK ne kadar Türk öldürürse o kadar iyi olur diye konuşuyor adam ya. Ve bunu yani bu felaket bir şey. Yani bu tabii Türkiye'de bundan sevinen, perde arkasında sevinenler de var. Biz tabii Demirtaş ondan umutluyduk. Yani belki kendi Kürt değildir. Belki Kürtlere zarar vermeyecek bir iş yapar. O da Kürtlerin başına bela oldu. Yani Apo'nun kendini dikeceğiz. Şöyle hesap soracağız. Evet, böyle hesap soracağız. Ya bir bakıyorsun yönetimde Kürt yok. Yönetimde Kürt yok. Evet. Biz biliyoruz kim olduktan. Yok ya Kürtlerin başına bela olmuşlar ya. Peki siz PKK'nın yeni bir eylemini falan bekliyor musunuz Türkiye'de hocam? Amerika talimat verirse girişirler ama Türkiye'de tedbir alınmış. Hı hı. MİT, emniyet, jandarma istihbaratı, güvenlik korucuları. Bunlar çok... Yani talimat gelse de bir şey başaramazlar. Sıkı kontroller var. Mesela Hatay'da ne buldular? Yer altından 100 metre Hatay'a sınırı geçen bir şey kurmuşlar. Oradan geçecekler alttan diye. Hı hı. Şimdi mesela... Balonlar uçuruyorlar. Evet. Bunları kim veriyor bunlara? Bunları orada biri eğitiyor. Her zaman söylüyoruz. Seymir Hoş yıllar önce, bundan 25 sene evvel yazdı. İsrail istihbaratı bunları burada eğitiyor diye. Hı hı. Geçenlerde bu dini gruplardan bir tanesi bizim İsrail'le bir sorunumuz yok dedi. Ben bunu nasıl anlatıyorum? Bizim bir öğrencimiz var. Yani şimdi bitirdi. Hı hı. Orada yaralanmış. Belden aşağısı tutmuyor. Dedim ki yahu dedim IŞİD dedim, hep dedim birbirinizi öldürüyorsunuz. Müslümanlara Elham'ı oku diyor, okuyamayınca öldürüyorlar onu. Bizi Afganistan'da sordular. Bana dedi ki Ayet-el Kürsü'yü oku. Ben tabii makamla okudum. Tamam. Sen bunu nereden biliyorsun? Ben dedim Kur'an kursuna yetiştim. Şimdi adamlar, yani kendi bilmiyor Ayet-el Kürsü'yü doğrudur. Bana söylüyor, soruyor. Yani tam da ben de tabii şeyle okuyunca o şaşırdı nasıl okuyor bunu diye.
Anladın mı? Kravatlı mravatlıyız biz. Dağlarda gezsek bile kravatlıyız biz. Ben çıkarmam kravatı. Ama dedim ki buna ben, ya bu kadar bomba atıyorsunuz dedim, birbirinizi öldürüyorsunuz, Müslüman Müslümanı. Hiç İsrail'e bir taş attınız mı dedim hiç. Bana dedi ki İsrail Müslüman olduğu zaman taş atacağız dedi. Of. Bütün her şeyi anlattı hocam. Bak, evet. İsrail Müslüman olduğu zaman taş atacağız dedi o zaman. Yazıklar olsun. Bir de bizimkiler diyor ki, yok halife gelsin de bilmem ne olsun da Müslümanlar bir araya gelsin. Yahu sen Müslümanlar, senin en büyük düşmanların şu anda Müslüman ülkelerden geliyor ya. Tayyip Bey kendi dedi, nedir bu şeydeki Suriye'deki Özgür Suriye ordusunu biz o zaman Obama ile beraber kurduk dedi. Tayyip Bey bunu söyledin de sen, bunu mecliste söyledin şeyde, grup toplantısında. Yarın bir gün bir mahkeme kurulursa, uluslararası mahkeme, Suriye'ye zulmedenler diye, sen bu mahkemede bu lafın ifadesini nasıl vereceksin? Onun için Tayyip Bey'e bir şey söylüyorlar, Tayyip Bey inanıyor. Adetidir yani. Tayyip Bey böyle bir dindar bir adam geldi mi kendisine, yani çok dindar, kendisi de dindar olduğu için, dindar bir adam geldi mi tamam diyor, bu doğru söyler. Ya Yezid de Müslüman. Bir türlü anlatamadık ya. Yezid de Müslüman. Hazreti Hüseyin'i şehit ettiler. Ama bizim bu Libya meselesi çok önemli. Libya ile çok önemli görüşmeler yapılıyor. Yani Libya politikamızı eleştirenler vardı. Libya'da ne işimiz var diye. Başarılı oldu. Başarılı da başarılı olamazsan kim olursa olur. İster Mustafa Kemal ol. Başarılı olamazsan tarihte adın olmaz. Ama başarılı olduğun zaman bak şimdi Tayyip Bey'e başa hakkını verin o zaman. Şimdi soğan, patates konusunda Tayyip Bey şeye kızıyorlar hükümete. Adam tamam alıyor bunu. Tamam o yeterince fiyat veremiyor belki. Ama alıyor. Bunu halka dağıtacak. Tabii, bunu neyi eleştiriyorsunuz? Dağıtsın ya. Vatandaş bir ay boyunca, sonra vatandaş belki bilmiyor ama patatesin püresini yapıp soğanı kavurup içine karıştırırsan, bir iki damla da zeytinyağı dokarsan ona, dünyanın en güzel yemeği. Ben yapıyorum çünkü. Yani bunu evet. Ne olacak? Vatandaş bunu bir yesin, ne olacak? Sağlıklı. Bir gün de deyin ki Allah razı olsun buna doğru bir iş yaptılar. Yanlış şeylerini söyleyin tabii ama doğru taraflarını da söyleyin. Yanlış da doğruyu da görmek lazım hocam. Haklısınız. Bu Kaddafi'yi anlatıyordum. Kaddafi bu Avrupa'da bir para birimi kuracaktı. Avrupa para birimi. Altınlar kendi kasasındaki altınlarda tonlarca altını vardı. Bir buçuk ay sonra Kaddafi'yi bombaladılar hocam. Bombalama işini kim yaptı biliyor musunuz? Fransız namussuz Fransız devleti, bir de Amerikan emperyalist namussuz devleti. Yahu nefes aldırmıyorlar. Emperyalizm insanları nefes aldırmıyor. Ne oldu şimdi? Şimdi istedikleri gibi Fransa kontrol edemiyor şeyi. Bize ambargo uyguluyormuş. İşte bizim siyalara falan ambargo uyguluyormuş. Uygulasa ne olacak? Bugün Selçuk Bayraktar açıklama yaptı. Dedi ki biz TÜBİTAK'ta şurada burada bunlar Ankara'da yapılıyor bunlar. Demek ki ambargo uygulamalarının faydası var. Biz kendimiz yapıyoruz. Evet. Ben her zaman diyorum. Amerika bize her ambargo uyguladı, biz kendimiz bir şeyler yaptık. Amerika bize verdi, biz uçak fabrikalarını kapattık. Şimdi milli savunmamız uçtu gidiyor hocam. Şimdi başka yeni silahlar geliştirildi. Onu tam bilmiyor gavurlar. Niye bilmiyorlar? Bizimkiler tabii bunları değişik bölgelerde üretiyorlar. Çünkü güvenlik olsun diye. Yeni silahlar geliştirdik. Siyahları korunmak için yeni mekanizmalar geliştirdik. Çünkü diyorlar ki bu suyaları engelleyemiyoruz. Bunları şimdi bunlar 10 bin metreden uçuyor. Bunları vurmak için bir sistem geliştirelim. Şimdi siyaları korumak için de bir sistem geliştirdik biz. Evet. Hocam şimdi yine çok kısa bir aramız var. Tamam. Aranın ardından yeniden buradayız. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emin Gürses'le gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet, işin aslı kaldığı yerden devam ediyor. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emin Gürses'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Karadeniz'i konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz ama bir taraftan da ABD askerlerini Afganistan'dan çekiyor. Hem de manidar bir günde 11 Eylül'de çekme kararı aldı. Aslında Trump yönetimi 1 Mayıs
da çekeceğini açıklamıştı ama Biden 11 Eylül'e aldı. Hocam nasıl görüyorsunuz Afganistan'dan asker çekmeyi? Neler şimdi bu oluyor haritada orada? Göremiyorum Afganistan evet, ama. Afganistan haritasını da isteyelim arkadaşlarımızdan. Şimdi Afganistan'ın önemi, Amerika hiçbir zaman Afganistan'ı bırakmaz. Taliban'la görüşüyor. Dünya haritasını koysalar izleyenler daha iyi görür. Taliban'la görüşüyor. Orada tabii bir sürü gruplar var. Merkezi otoritede Amerikan yanlısı yönetim var zaten. Zaten geçenlerde Türkiye'den ekiplerle görüştüler onlar. Türkiye'de aracılık ediyor. Çünkü Türkiye'nin Afganistan'da bir etkinliği var oradaki gruplar arasında. Türkiye'nin öyle bir etkinliği var. Amerika da bunu bildiği için Türkiye'yi devreye sokmuş o konuda. Afganistan'dan Amerika çekilmez. Harita gelmedi ama... Geliyor şimdi. Hazırladıklarını söyledi arkadaşlar. Afganistan çünkü bir geçiş yolu. Afganistan'ın orada bazı yeraltı kaynakları da var. Önemli. Bu ne mesela hocam? Altın şimdi, falan mı yoksa? Altın falan değil. Uranyumdan daha önemli. Yan etkisi çok az. Gene bu tür haritalar neden buluyorlar ya? Ya şu dünya haritasını götürün bari ya. İlginç. Evet. Dünya yani, haritasını isterseniz verelim arkadaşlar. Bizimkiler herhalde bu, daha yakından hani sınır ülkeleri, bu, İran, Pakistan. Herhalde kim bunları yapmış bu harita, o kadar kötü haritaları? Anadolu Ajansı'nın haritaları hocam bunlar. O kadar kötü harita, nereden bulmuş Anadolu Ajansı ya? Onlar kendileri yapıyorlar evet. O kadar kötü haritayı nasıl, ne yeteneksiz adamlar, kim yapmış onu ya? Şimdi bakın, şimdi şurada Afganistan'ı görüyorsunuz, altında Pakistan var. Afganistan Orta Asya bölgesinin bak orada hem Kazakistan'dan gelecek hem Türkmenistan'dan gelecek doğalgaz ve petrol hatlarının Afganistan, Pakistan üzerinden Akdeniz'e Hint Okyanusu'na inme yolu orası. Evet. Afganistan onun için çok önemli. Umman bir de Denizi üzerinden. Yani orası Umman Denizi diyoruz oraya ama orası Hint Okyanusu'nun bir parçası. Umman Denizi diyoruz. Körfez'in bölgesi diyoruz. Diğer harita daha iyiydi arkadaşlar. Dünya haritasını verirseniz. Şimdi Afganistan'ın başka bir özelliği var. İran'ı doğudan kuşatıyor. Bu önemli. Evet. İran'ı doğudan kuşatıyor. Fakat İran'la da görüşüyor Amerika. İran'la görüşürken asıl sorun halkın mücahitleri devreye girdi. Amerika halkın mücahitlerini terör örgütü olarak ilan etti. Halkın mücahitleri devletin üst kademesinde. Onların komutanları var, görüşmelerde bulunacak. Şimdi Amerika ile İran arasında böyle bir anlaşmazlık var. Amerika'da İran benim nükleer tesislerime karşı bir saldırı oldu. Yani bilgisayar saldırısı, evet, korsan saldırılar falan. Amerika açıklama yaptı bugün. Bizim onunla bir ilişkimiz yok diye. İsrail kendinden gizlemiyor bu tür şeyleri engellemek için. Ama Amerika'nın İran'a saldırısı İran'ın Çin'le ve Rusya'yla yakınlaşması nedeniyle olmadı. Yani İran'a acaba Körfez'den kışkırtırız daha bir şey olur mu diye. Daha önce Türkiye'yi yapmak istediler, bu işte kullanmak istediler. Irak'ı kullandılar. Ve Irak, İran ikisi de yoksullaştı. İkisi de petrol zengini. Birinde İran'da 95 milyar varil civarında petrol rezervi var. Irak'ta 112-113 milyar varil civarında petrol rezervi var. Ve Irak petrolü de kaliteli petrol. Yani yer üstüne daha yakın, çıkarım masrafları daha az. Türkiye'de tabii eğer 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı Türkiye ile İran'ı birbirine vurdurmak için hazırlık yapıyorlardı. Yani devlet tabii Tayyip Erdoğan'ın da büyük bir katkısı oldu orada. Devlet aklı bunu engelledi. Şimdi yurt dışından Fethullahçılar konuşuyorlar, ediyorlar. Ha bugün geldik, ha yarın geldik diye. Bundan sonra onu unutsunlar. Çünkü onlar, düşünebiliyor musunuz? Ergenekon ekibinin hepsini yurt dışına süreceklerdi. Şimdi benim için demişler, Emin Gürses'i hemen ilk önce onu sürmek lazım yurt dışına. Tehlikeli yani, adamsınız hocam. Ben otobüs durağında bekleyen bir adamım yani. Otobüslerle gidip gelen bir adamım. Yani bizim öyle bir şeyimiz yok. Lüksüm var. Simit ve çaya ondan şakam yoktur. Şimdi Tayyip Erdoğan cennete gitmek için biliyor. Ben dedim kendisine, cennete gitmek istiyorsan ben de helal lok alacaksın. Helal lok almak için ben simit çay, limonlu çay olacak. Simit limonlu çay. Tamam. Neyse, o cennete gideceği zaman bana gelecek gene. Ha bu dünyada, ha ahirette. Gene benim kapıma, ahirette de olsa benim kapıma gelecek. Çünkü FETÖ'ye gözümdü o biz hapse girerken. Benim ne iş yaptığımı, ne ettiğimi kendisi bilir. Gittiğim yerleri de bilir.
simit yemeye nereye giderim? Kasımpaşa'da nerede otururum? Bunlar kendi de bilir. Buna rağmen biz o hala onlara bir sorgu, doğru sorgulamasını yapılmadı. Bu FETÖ'cü emniyet müdürleri falan içeride olanlar şimdi. Bunlar çok bildikleri var. Ha Zekeriya Öz'ü yurt dışına kaçmasına öncülük edenler onlar yargılanacak. Onlar kendilerini biliyorlar. Biz biliyoruz onları. MİT'in dosyaları duruyor. Onların da zamanı gelecek diyorsunuz. Bu hocam Cenab-ı Allah ne diyor? İbrahim 42. Allah yarına bırakır, yanına bırakmaz. Biz onları Cenab-ı Allah'a devrettik. O hesabını görecektir bir yerden. Ama İran meselesinde Amerika, İran meselesinde tavizkar tutum içine girdi. Hocam bu arada şimdi İran'ı doğudan kuşatma dediniz, Afganistan'ı söylediniz. Şimdi Pakistan acaba aynı olay mı onu soracağım. Şimdi Pakistan'da meselesi, da mesela bombalı bir saldırı var. Aslında çok büyük bir olay değil ama 12 kişi yaralanıyor Belucistan bölgesinde. Pakistan'a Amerika Çin'le ilişkilere girdikten sonra, nükleer silah yaptıktan sonra Pakistan'a rahat vermedi. Pakistan'da binin üzerinde cemaat var, evet. Gruplar var, dini gruplar. Bunlar Pakistan siyasetini çok etkiliyorlar. Ya devlet başkanlarını öldürdüler yani. Şimdi Pakistan istihbaratını aslında CIA'ya kurdu. Pakistan istihbaratını CIA'ya kurdu. Niye? Afganistan'daki Taliban dini gruplarını organize edip Sovyet işgaline karşı, Sovyet müdahalesine karşı kullanmak için. Fakat Pakistan farklı bir dengeye girdi o bölgede. Hindistan'a, İngiltere ve Amerika nükleer silah yapma teknolojisi verince 74'te deneme yaptılar biliyorsunuz. Sonra Pakistan yaptı. Pakistan nasıl yaptı bunu? Kendi teknolojisi değil, Çin verdi. Çin aslında bunu yaparak İngiltere ve Amerika'ya şu mesajı verdi. Sen bana karşı Hindistan'ı kullanıyorsun, kullanmaya çalışıyorsun. Zaten Amerikan Dışişleri Bakanı biliyorsunuz ilk işi Hindistan'a gitti. Amerikan Başkan Yardımcısı da Hintli. Unutmayın bunları. Eğer bir savaş başlatmak isterlerse Hindistan'ı kullanmak istiyorlar. Hindistan'da henüz daha bu oyuna gelmedi. Yani yeni Delhi yönetimi bu oyuna gelmedi. Ama Pakistan'ı, Çin Pakistan'ı destekleyerek hem kendine yol açtı. Hem bakın oradan Çin'den Doğu Türkistan'ı niye Çin vermez, boşuna uğraşmayın. Doğu Türkistan'daki insanların yaşam kalitesini artırmak için Çin'le görüşün. Niye diyoruz? Çin yolu Doğu Türkistan'dan geçiyor ve Pakistan'dan okyanusa iniyor. Ve Pakistan'ı denge olarak destekliyor Çin. Kime? Hindistan'a karşı. Çünkü Hindistan, bir dönem Hindistan Dışişleri Bakanı en büyük düşmanlarının Çin olduğunu kendi söylemişti. Yani 90'lı yıllarda hatırlıyorum ben, metni burada da okudum hatırlıyorum yani o metni. Evet. Ama burada şimdi bakın şu İran'ın güney bölgesi olduğu gibi ta Pakistan'ın güney deniz bölgesi olduğu gibi burası Beluci bölgeleri. Beluciler yaşar burada. Amerikalılar Belucileri örgütlemeye uğraşıyor. Ama başarılı olamadılar. Bir ara İran'ın kuzey batısında Azerbaycan'ın güneyinde İran-Azerbaycan bölgesi var. Oradaki Azerileri kışkırtmak için uğraştılar, o da olmadı. Bir ara Irak'ın hemen kuzey doğusunda orada Kürt bölgeleri var. Onları ayaklandı, o da olmadı. Bu İran'ın devlet geleneğinden kaynaklı bir şey mi? Nasıl yapamıyor peki bu kadar? Yani güneyi orada, de yapamıyor, doğuyu da, kuzeyi de. İran'da şöyle tabii. İran tabii burada bir Şiiliğin bir amalgam etkisi var. Azerbaycan, İran-Azerbaycan'da ve İran'da. Ama İran'da öyle bir yönetim var ki İran diyelim ki orada Kürtler ayaklandı. Bastırır, ezer yani hiç uluslararası kamuoyu neden ona bakmaz. İran'ın öyle bir geleneği var. Yani o konuda acımasızdır. Yani Anadolu'daki, Batı Anadolu'daki bütün uygarlıklar Perslerin saldırılarıyla tasfiye oldu. Yani öyle bir geleneği var. Ama tabii İran şimdi şu anda çok sıkıntılı durumda. Ama bu Çin bir nefes borusu açtı ona. 400 milyar dolarlık, evet. Çin'le böyle bir anlaşma yaptı. Çin de kendine göre haklı. Tarihi bir anlaşmaydı gerçekten. Ama ucuz fiyatla buradan petrol alacak. İran zaten rantiyer devlet diyoruz. Yani bir iki kaleme bağlı devletler, ekonomide rantiyer devlet diyoruz. Bu petrole bağlı. Yani önemli petrol gelirleri var. Sen şimdi bunu ambargo uygularsan, Türkiye şimdi İran'dan belki de 3'te 2 fiyatına petrol alacak kapasitesi var şu anda İran'ın teklifiyle. Ama Amerika izin vermiyor.
Evet. Ama Almanya'ya bunu yapamıyor. İran, bir sürü İranlı Alman şirketleri, bir şirket bakıyorsun, bir ortağı İran, bir ortağı Almanya. Ama bunu yapamıyor. Şimdi hocam Halkbank davası da çok gündeme gelmişti. Yani ABD'ye ne oluyor? Bizim komşu ülkemizden İşte biz de her zaman biz onu söyledik. Yani Türkiye nasıl bir yaptırım uygulayabilir ki şimdi, komşumuzdan Amerika, petrol Amerika, alamıyoruz? Amerika şey, mafyacılık oynuyor. Emperyalizm mafyacılıktır zaten. Ama kurallarını koyuyor. Uluslararası hukuk yapıyor. Okullarda okutuluyor. Aslında bunlar Amerika kendi mafya düzenini, dünya mafya düzenini yürütmek için Amerika olur, başka emperyalist güçler olur. Onun müttefikleriyle beraber. Fransa şimdi. Ayakçı bir emperyalist ayakçısı. Fransa emperyalizmin ayakçısı olmuş. Çünkü batıyor. Yani Afrika'daki müdahalenin oldu. 14 tane kendine bağlı eski sömürgesi vardı. Bunlarla ticaretini devam ettiriyordu. Orada bulduğu yerli işbirlikçileri sayesinde yönetime getirdiği. Kaddafi bunu engelleyecekti. Kaddafi'yi öldürdüler. Libya'yı mahvettiler. Şimdi Türkiye'nin sayesinde Libya toparlanacak. Bakın Türkiye'nin burada büyük rolü var. Mısır'la da işbirliği yaparsa Türkiye, bakın hem Mısır rahat edecek. Çünkü Mısır'ın enerji kaynakları coğrafyası büyüyecek. Yunanistan'la iyi bir kazık atmıştı. Şimdi Yunanistan Libya'ya adam gönderiyor, büyük Dışişleri Bakanı'nı gönderiyor. Aman Türkiye'yle yakın durma. Ya bu Yunanistan akılsız herhalde ya. Ya Libya seninle hiç yakın durur mu Türkiye varken? En zor dönemde Türkiye'ye yakın duran Libya'dır. En zor dönemde Kıbrıs çıkan müdahalesi zamanında. Libya'yı bir şeyle karıştırıyor herhalde. Yunanistan'da hiç mi akıllı adam yok? Var, akıllı adamlar var. Uyarıyorlar Yunanistan'ı. Ama onları dinleyen yok. Geçen bir tane gazeteci vardı muhalif. Öldürdüler onu biliyorsunuz. Sokakta öldürdüler. Atina'da sokakta öldürdüler adamı. Muhalif diye. Motosikletler geldi öldürdü. Kimdir bunlar? O Yunan istihbaratı, İngiliz istihbaratı çok etkilidir orada. O Altın Şafak mı Altın Şafak örgütü var ya, faşist, Nazi örgütler. Evet. Onların içinde sızmış. Onlara bu işleri yaptırıyorlar. Bir ara Türkiye'de bunları Gladio'nun bizim Türkiye'deki sağ sol İslamcı örgütlere sızdığı gibi. Kendi yapmaz. O örgütlere yaptırır. Sen de zannedersin ki bunlar içerideki örgütler bunu yapıyor. Yok. O örgütlerin içine yabancı istihbarat birimleri kendi adamlarını koymuş. Kendi adamları da Amerikalı değil. Türkiye'deki kendi adamları. İşini iyi yapıyor hocam Amerika'da. Sen de tedbir alacaksın. Tedbir almazsan devlet ayakta durmaz. Hocam, İran devleti onun için o konuda acımasızdır. Öyle bir şey olsa ayaktan alır, bastırır, acımaz. Öyle insan hakları da bakmaz. Hocam bir başka konu da Avrupa Birliği borçlanmaya gidiyor diye haberler çıkmaya başladı. Koronavirüsün yarattığı ekonomik sonuçlar nedeniyle deniyor ama yani Avrupa Birliği yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. AB Kurtarma Fonu için 2026'ya kadar toplam 800 milyar euro borçlanmaya gidecek. Büyük para değil. Ama bu aslında... İşte Fransa falan dediniz ya. Yani o ülkeler zaten mesela İtalya, İspanya, Portekiz zaten tarım toplumu olduğu için orada çok günah var ama tarihte çok zulüm etmiş Latin Amerika'da. Portekiz'in çok zulümleri var. Afrika'da çok zulümleri var. Uzak Asya'da çok zulümleri var. Bunlar hep sömürgeci. Ama Cenab-ı Allah onu da çarptı. Bak şimdi Avrupa'nın köylüsü diyorlar ona. Evet. Ayak işlerini yaptırıyorlar Portekizlere. Evet. Şimdi İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan, bunlar zor durumda. Şimdi Fransa aynı devreye girdi. Şimdi bunları hangi kaynaklarla ayakta duruyor? Avrupa fonlarıyla. Kim veriyor bu fonları? Almanya. Almanya zaten bu hastalık Avrupa'daki fonları bitiriyor. Yani nasıl ki bu hastalıkta Türkiye'de her sene 30 bin tane şirket kuruluyorsa 30 bin tane şirket batıyor değil mi? Batanlar nasıl batıyor? Her şirket battığı zaman adam diyelim bir kafeterya açtı. Ya bunu 150-200 bin liraya açıyor. İçinde bir 100 bin liralık da malzeme koyuyor. Bir sene sonra batıyor. Adam cebinden yiyor. Avrupa devletlerini Amerika elindeki birikmiş dolarları temizliyor. Dolar yani faizi de düşük tutuyor. Uzak Asya'da kalsın dolar ülkeye girmesin diye. Yani dünyada devletlerde birikmiş dolar rezervlerini eritiyor Amerika. Ya bir Almanya bile 2 trilyon euroya yakın para harcamış. Halka dağıtıyor bunu. Ha şimdi diyorlar ki Almanya halkına bu kadar para veriyor, Türkiye niye vermiyor? Ya bu soruları sorarken
Yani adam cahil adam bile bir soruyu sormaz. Türkiye'de milli gelir 8500 dolar. Almanya'da 60-70 bin dolar. Sen onunla bunu ne ona göre hesap edeceksin. Evet. Ha, kötü niyet var mı burada? Siyaset yapıyorlar herhalde. Herhalde siyaset yapıyorlar. Demek ki siyasette de böyle yalan malan bunlar oluyor. Peki hocam, madem Türkiye ekonomi siyasetine geldik. 128 milyar dolar ne oldu hocam? Merkez Bankası'ndaki muhalefetin böyle bir sorusu var. Hakan Topkurulu bugün anlat onu. Hakan Topkurulu dinlesin herkes. O hem hayatın pratiğinden gelme, bankacılıktan, finansçılıktan gelme. Onu güzel anlattı. Yani şimdi bir nokta var, onu ben ekstra söylemek istiyorum ama bu paraları ekonomiyle ilgili açık bakanlar falan yetkililer açıkladı. Yani paralar nerede diye. Ama şunu söyleyelim. Bunu belki de muhalefet partileri biliyor da bunu açıklamıyorlar. Şimdi bir ara dediler ki %0.67'ye düşürdük faizi. Kredileri, kredi faizlerini. Ama vatandaş gidiyor diyor ki bana 10 bin lira lazım. Vermiyorlar. Ama bir vatandaş gidiyor diyor ki bana 200 milyon lira lazım. Hemen veriyorlar. Ne yapıyor 200 milyon lirayı alan? Gidiyor döviz alıyor. Çünkü bunun faizi %0.67. Dövizin daha fazla tabii. Döviz düşük. Döviz aldı. Döviz yükseldi. Adam 200 milyon yatırdı, 300 milyon geri aldı. 200 milyonunu gitti bankaya verdi, 300 milyon cebine kaldı. Bunlar kim? Asıl muhalefet partilerinin sorması gereken bu. Bu bankalar toplu paraları kime verdi? Bu tespit edilebilir mi peki hocam? Çok kolay. Ya ev almadı diyelim, bu parayı ne yaptı o zaman? Şimdi ev almak bir şey değil. Ev almak 300-500 bin lira neyse. Adam diyorum 200 milyon, 300 milyon, evet. 500 milyon bu paralar kime gitti? Birkaç milyar lira paralar dağıtılmış. Bunlar kime gitti? Bunlar bu paraları ne yaptı? Banka hesabına bakarsan görürsün. Ha kim bakacak bunu? Bunlar bakabilirler mi? Biraz zor geliyor. Ama muhalefet bunu dile getirmesi lazım. Muhalefetin dile getirmesi gerektiği budur. Onun dışında diğer paralar zaten nereye gittiği bellidir. Yanlış politika uyguladılar. Maliye Bakanı'na kızıyorlar. Berat Albayrak değil mi Maliye Bakanı o zaman? Evet. Berat Albayrak'a kızıyorlar. Ne ettin bu paraları diye. Ya adama dediniz ki doları düşük tut. Ama faiz de düşük tut. Ya hem dolar düşük hem faiz düşük olur mu? Çünkü senin turizmden bekliyorsun 30 milyar dolar gelmedi. 50 milyar dolara yakın para petrole ve doğalgaza veriyorsun. Senin dolara ihtiyacın var. Dolar girdisi az. Ne yapacaksın? Nasıl kapatacaksın bu açığı? Petrol ve doğalgaz girdisini düşürürsün. Berat Albayrak zamanında Konya'da işte güneş enerjisi şeyleri, rüzgar enerjisi Ege'de lignit madenlerini faaliyete soktular. Ha bunları yaparsın. 50 milyarı düşürürsün 20 milyar dolara. O zaman senin dolar da düşer 6 liraya, 5 liraya. Yani bu çok önemli. Ama Berat Albayrak'a fatura çıktı. Ona fatura çıktı. Yani adamın kabahati yok. Adama diyorsun ki dövizi düşük tut, faiz de düşük tut. Nasıl olacak bu? Evet. Sonra ne yaptılar? Hem faizi yükselttiler hem dövizi yükselttiler. Berat Albayrak görevden ayrıldıktan sonra. Evet. Şimdi bugün de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canik'le açıklama yaptı. O da Merkez Bankası'nın yani tek tek açıklıyor döviz işlemlerini. 160 milyar doların üzerinde işlem yapıldığını söylüyor. Biraz eleştiri de var Nurettin Canik'le. Hem açıklama konusunda geç kaldığı yönünde hem de ya onunla şimdi ayarladılar. Bakalım da nasıl açıklama yapalım diye bir ayarlama yaptılar belli ki. Nurettin Canik'le neci? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. O ne anlar o niye açıklama yapıyor? Evet. Bunu ekonomiden sorumlu yetkililer yapacak. Evet, ona kalmış demek açıklama. Ya bu Nurettin Canik'le İzmir'e aday olmuş adam değil miydi? Evet, evet. O hocam. Ya o ne anlar bu işten ya? Onun başka günahları da varmış. Tabii istibat dosyalarına bakacaksın. Başka günahları da varmış. Yani ondan şikayetçi olan o İlaçlar Birliği'nde başka adamlar da var. Yani onlar bu işi bilen adam. Şikayetçi bu adamdan. Tayyip Bey bunları niye tekrar göreve getirdi bilmiyorum. Önce İzmir'e gönderdi ki silinsin piyasadan diye. Sonra göreve getirdi onu bilmiyorum. Vardır hocam. Ama şimdi Canik'in ne anlar bu işten? Yani anlar da onun görevi mi şimdi? Bu işin yetkilisi bakan var. Maliyeden sorumlu adamlar var. Onlar konuşsun.
Bunu en iyisi Hakan Topkurulu anlattı. Ama bu dediğim yok orada anlattıklarında. Yani buradan yüklü para alıp da dövize yatıran kimlerdir? Bunlar özellikle mi bu işi yaptılar? Buradan ne kadar para kazandılar? Çünkü Merkez Bankası piyasaya döviz veriyor, hemen kapıyor millet bunu. İnşallah bir gün. Şimdi benim 300 euro param var. O da Yunus Almanya'dan verdi, Yunus Acıoğulları verdi bana taksiye maksiye binerken. 300 euro param var. Tayyip Erdoğan'a göndereceğim onu. Ama piyasada 230 milyar dolar paraları varmış bankada milletin. Niye tutarlar bu paraları da bilmiyorum. Bu dolar bir gün inşallah birden 3 liraya 4 liraya düşer de o zaman anlarlar ne olduğunu. O zaman. Ha, özel sektör tutuyor onu anlarım ben. Niye? Özel sektör ödemeleri var, alım satım işleri var, ticareti var. Ama şahısların 10 milyarlarca doları var. Şahısın. Adamın şimdi herhangi bir bankanın, bankaların özel katları var. Araya verecekler herhalde. Evet hocam. Şu an reklam zamanımız geçiyor ama bu ekonomi gündemini biz yeniden konuşmaya devam edelim. Çok kısa bir ara, aranın ardından buradayız. Evet, işin aslı kaldığı yerden devam ediyor. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Emin Gürses'le bundan önce ekonomi gündeminde kalmıştık. Oradan devam edelim. Şimdi arkadaşlarımız da beni uyardılar. Nurettin Canik'le aynı zamanda ekonomiden sorumlu, ekonomi işleri başkanı AK Parti'nin dediler. Hani o sıfatla aslında yapmış bu açıklamayı. Ben de buradan sizlere aktarmış olayım. Şimdi bu açıklamayı değerlendiriyorduk. Nurettin Canik'le şöyle bir ifadesi var. Cari açığın finansmanı için Merkez Bankası 30 milyar dolar döviz satmış. 75 milyar doları Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınmış. İşte o bizim 75 milyarla ilgileniyoruz. Evet. Özel sektör 43 milyar dolarlık yurt dışına olan döviz borcunu ödemiş. Yabancı portföy yatırımcı 12 milyar dolar satın alarak yurt dışına çıkarmıştır diyor. Ama yok. İşte özel sektör okulda ödemiş diyor ama. Evet. Özel sektör zaten kendi bankasında parası var. Özel sektör öyle günlük almış değil. Özel sektör eğer ihracat, ithalat yapıyorsa zaten parasını tutuyor döviz olarak. Bunu saklıyor aslında o piyasadan özel sektör. Gidip de dolar almış değil. Kendi doları var zaten. Aldığı verdiği işte dolarla yapıyor. Evet. Benim özel sektörden tanıdıklarım var. Onlar zaten kendi paralar diyelim adamın her zaman bir 50 milyon dolar hesabında duruyor. Büyük bir fabrikaları var falan. Ne yapıyor? 4000 kişi çalıştırıyor. O 50 milyon dolar hesabına tutuyor. Niye? İplik alacak. Değil mi? Boya fabrikası var, boya alacak mı? Bunlar nakitini bulunduruyor üzerinde. Yoksa Türk parası bulunduruyorum, yarın bana bir iplik alacağım, bir 10 milyon dolar lazım. Gidip hemen piyasadan onu yapmıyor. O hesabın aslında dolar olarak duruyor. Onun için ama orada bir 75-85 milyon dolar. 75 milyar doları Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınmış. Kim o gerçek tüzel kişiler? Yani evet. Onu biraz söylemek lazım. Hem özel sektör diyorsun, tüzel kişi. Gerçek kişi şahıslar, gerçek ve tüzel kişi hem özel sektörde almış hem de bu 75 milyar dolardan almış. Özel sektör 43 milyar dolarlık yurt dışına olan döviz borcunu ödemiş diyor. Zaten özel sektörün kendi parası var. Evet. Ama o 75 milyarın içinde özel sektörü o tüzel şahıslar ve tüzel kişiler almış. Nedir o? O nereden aldılar onu? O şahıslar... Kim ne kadar şahıs nereden aldı onu diyoruz biz işte. Yani bu 75 milyar doların hesabını sormak lazım. Ama hükümettir. Parası vardır, kullanıyordur. Milletin üzerinden bir sorun da olmuyordur. Evet. Patatesi soranlar var. Patates, soğan nasıl yemek yapılır diye. Evet hocam ben de merak ettim. Nasıl yapılıyor hocam? Diye. Patatesi haşlarsın. Onu sonra kabuklarını soyarsın. Çırparsın. İçine o soğanı kavurursun. Zeytinyağıyla. Soğanı onun içine boca edersin, karıştırırsın biraz zeytinyağı, biraz az bir tereyağı da olursa tadı kokusu güzel olur. Az biraz da karabiber az. Hocam tereyağına uzanamıyoruz maalesef. Çok pahalı tereyağı. O zaman tereyağı koymayın, zeytinyağı veya mısırız yağı da olur. Bunu iyice çırparsan bu en sağlıklı yemektir. Evet. Onu yesin millet bak bir daha. Ya buna da muhalefet desin artık yani Allah razı olsun. Vatandaşa bir çuval patatesten bir çuval soğan verecek. Zaten vatandaşa... Bu vatandaşın elinden bunu niye almıyorsun, mağdur ediyorsun diyordun. Şimdi alıyorlar. Bazıları diyor ki fiyatlar düşük. Ya doğrudur yani şimdi. Fiyatlar hakikaten düştü. Ama ne diyorduk biz? Bak burada 1,5 senedir konuşuyoruz değil mi? Ne diyorduk?
Bir ara soğan, patates 10 liraya 15 liraya çıktı. Yapmayın dedik, planlama yapın. Planlama yapmazsanız bu sene 10 lira mı patates? Önümüzdeki sene herkes ekecek, bu sefer 1 liraya düşecek. Bak şimdi 1 liranın altına düştü. Ya bu planlamayı yapın. Planlama komünist işidir. Olsun kardeşim, ne yapalım? Peygamber demiş ki malından, Bakara suresini okusun vatandaş. Malından hayır işi yapan Allah onu koruyacaktır. Korkusu olmasın diyor. Malından hayır işi yapanın korkusu olmasın diyor. Yahu kardeşim bu işler, çıkın siz de deyin ki ya iyi bir şey yapılmış. İyi bir şey yapmış. Bunları övün. Ya yanlış bir şey yaptığınız zaman bak ne diyoruz? Merkez Bankası paraları tam hesabını veremedi. Ha bize mi soruyorlar? Yok, sormuyorlar. Kimseye de sordukları yok. Ama çok fazla tepki doğunca şey yapıyorlar işte, afişler falan asıldı. İstanbul İl Başkanı var ya, o akıllı kızcağız. O bu yetenekli bir, ben ona çocuk diyorum, yaşı küçük tabii yani. CHP'nin? CHP'nin kaç yaşında? 40'lı yaşında bir şeydir. 40'a geçiktir, evet. Ya, o civardadır. Tabii kadınlar 40 yaşında çocuk sayılır. Yani o, yani onlar tabii hoşuna gidiyor, ben onlara söylüyorum. Öğrenciler öyle deyince hoşlarına gidiyor. Benim de hoşuma gitti hocam. Gitti, tamam. Ama bu tür yemekler insanlar yesin, ne olacak sanki ya? Evet. Ya, ama planlama yapmazsanız bu iş altına kalkamazsınız. Planlama yapacaksınız. Doğru düz depolama sistemlerini geliştireceksiniz. Bunlar zor şeyler değildir. Bunlar zor şeyler değildir. Yani şu memlekette memurdan, şuradan, buradan kaçaklar var ya, çalınanlar. Bunların %1'ini toplasanız bunları yaparsınız. Şimdi kurulma vergisini %20'den %25'e çıkarıyorlar. Vatandaş da ne kazanıyor ki %25'e çıkarıyoruz? Ama muhalefet ne diyor? Meral Hanım dedi. Bugün ondan dinledim herhalde. Şeyleri erteleyin. Kurulma vergisini tekrar düşürün. Bilmem şu gelirleri erteleyin. Şu vergileri erteleyin. Ama bunlar hükümette değil. Hükümette olmayınca konuşmak çok kolay. Ha şunu diyebilirsiniz. Hükümet beceremedi bu işleri. Yüzüne gözüne bulaştırdı. Har vurup harman savurdu. Bunu deyin. Ama onu ertele, bunu ertele, gelirler olacak. Ama ben basit gelir yöntemi söyleyeyim şeye. Basit gelir. Nasıl hocam? Şimdi vatandaşın suyunu kesmeyeceksin. Elektriğini kesmeyeceksin. Ama kimse telefondan vazgeçebiliyor mu? Yok, iletişim artık vazgeçemez. Karnı aç dursa bile 5-6 bin liraya alıyor. Mesela benim telefon 250 liralıktır. Ama erişimi görüyor. Yani o şeylere, o WhatsApp, o şeyler ne diyorsunuz? Onlara, WhatsApp hocam. Onlara giremiyor ama. Artık bip kullanıyoruz bu arada bizde. Onlara giremiyor ama her işimi görüyor. Şimdi vatandaş demek ki telefondan vazgeçemiyor değil mi? Adam karısından vazgeçiyor ama telefondan vazgeçemiyor. O zaman ne yapacaksın? Telefonlara 5-50 lira vergi koyarsın ekstra. Hakkari'den de vergi alırsın. Edirne'den de alırsın. Antalya'dan da alırsın. Artvin'den de alırsın. Hocam yeteri kadar iletişim vergisi ödüyoruz ama. Yok zaten, zaten ödüyor millet. Ama yine öderiz. Yok şimdi vatandaşın evinin elektriğini suyunu keseceğine buradan açıyı kapat. Vatandaşın hani bir evin reisi diyelim erkek yahut da kadın. Onu cezalandırmak için evdeki çocukları da cezalandırıyorsun. Çocukların ne günahı var? Devlet ne yapacak? Çocuklara şefkatle davranacak. Adam bir suç işlediyse çocuklarını cezalandırmayacaksın. Borcu olanın telefon faturasını ödemek gibi bir şey mi mesela? Ha, borcu şimdi, bu böyle insanlara şimdi devlet bunları çok kolay yapar. Şimdi bu telefonu niye diyorum? Telefonu düğmeye bastığımı kesebiliyorsun da. Ama elektriği suyu gidiyorsun kapısında, adamı bir de rezil ediyorsun. Çoluk çocuk evde elektriksiz susuz kalıyor. Mühürleniyor. Olmaz. Saat. Bu günahtır. Bu büyük günahtır. Müslümanın diye bunu yapmaz. Gavur da yapmaz. Bunu sen başka yöntemlerle kapatırsın. Ha çok vergiler var her tarafta. Ama bu tür vergi olursa daha adil olur. Şimdi sigaraya yükselttiniz 20 lira yaptınız. Ben bilmiyorum sigara içmediğim için hayatta. Şimdi rakıya, ben rakıyı da bir kokusu beni çarpar. Ben İngiltere'de barda sabarlarda çalıştım ama kokusundan başım dönüyor, rahatsız eder beni. Onu nasıl içerler? İngiliz bile içerken burnunu kapatıyor. Hocam siz Tekirdağ'da yaşayamazdınız o zaman. Şimdi fabrika yok da Tekirdağ'da her yer kokuyordu fabrika varken, evet.
Ama şimdi bunların vergisini artırdım, bu sefer kaçak çıktı ortaya. Kaçak çıkınca millet kaçak evinde merdiven altında üretmeye başladı. Hı hı. Üretince insanlar ölmeye başladı. Gedikbaşı'ya, Memiş Usta'ya gidiyordum ben. Memiş Usta'ya dedim ki, ya Memiş Usta, burada bir sürü adam vardı yollarda mollarda içen mişen. Ne oldu? Hepsi öldü dedi. 10 liraya 15 liraya rakı almışlar, ölmüşler. Ya sana bir şey olmuyor dedim, sen ne yapıyorsun? Ben dedim Müslüman'dan rakı almam dedi. Müslüman sahtekarlık yapar, rakı satar. Ben dedi bir Ermeni vatandaş var, ondan alıyorum dedi. Ya bu mübarek adam kimdi, bir tanıştır beni. Adama gittim ben. Eski bir büfesi var. 120 yıllıkmış. 1900 senesinden kalma. Dedim beyefendi kusura bakmayın da. Şimdi mesela Rizeli böyle büfesi olsa inşaata başlar, şuna başlar, bir şey yapar. Dedi yok, ben az gözlük yapmam dedi. Onun için 120 yıldır burası duruyor dedi. Gedikbaşı'da 120 yıldır dükkanı duruyor. Memiş Usta diyor ki ben Müslüman'dan almam, Müslüman sahte satar dedi. Ama bu sahte satmaz dedi. Bu gider fabrikasından kendi alır götürür buraya koyar. Bizim insanlar tabii fiyatları artırınca kaçak giriyor devreye. Yani şey zaman diyorlar, fiyatları artırırsam vergi gelirim artar. Artmıyor. Belki azalıyor bile olabilir. Yok, alım azalıyor gücü niye? Yok çünkü. Çünkü tütün sarma makineleri 5 liraya tütün sarma makinesi var şeyde, hı hı. Eminönü'nde. Ya ellerinde bile sarıyor insanlar. Onun için, yani fiyatları artırdım, vergi çok olacak, bu mümkün değildir. Fiyatları artırırsan senin vergi gelirlerin düşer, kaçak girer. Bir ara PKK çok fazla sigara kaçakçılığı yapıyordu. Sınırdan geçiriyordu Türkiye'ye. Tamam işte. Niye yapıyor? Sen sigarayı 8 liraydı bu. Şimdi 20 liraya çık diyorlar. Ben bilmiyorum fiyatlarını. Ya 20 liraya sigaraya tanesi geliyor 1 liraya. Ekmek parası. Ama bu sigarayı niye içer millet, onu da ben anlamam. Evet hocam, içmemek. Ya sigara içeceğine alın bir simit, arkadaşlarınızla oturun sohbet edin. Dünyada kalıcı olan sohbettir. Yediğin içtiğin değil yani. Sohbettir. Dünyada en güzel şey sohbettir. Biz niye okuyoruz ediyoruz? O bilgileri aktaralım diye. Yok yasası ne diyor? 4. madde. Emin Gürses, sen araştırma yapacaksın. Araştırmalarını öğrencilere ve halka aktaracaksın diyor. Benim görevim o. Ama bu sohbettir kalıcı olan. Biz ta 1980'den kalma defterlerim var. Not tuttuğum siyasalda. Hala okuyorum onları, hocaların şeyleri. Besim Üstüner, Allah rahmet eylesin. Turan Güneş, Allah rahmet eylesin. Hayrettin Ekmen. Böyle insanların notları var elimde. O zaman deste tutmuşum. Ben de o şeye merakım yani. Öğrencilere her zaman söylerim. Kalın bir defter alın. Bütün dersleri için, onun içinde olsun. Kağıda yazdığın zaman eve gidip temize çekmezsin. Kaybolur. Kalın bir deftere yazın. Her zaman elinizin altında dursun. Bir kısım öğrencilere ben defter alıyorum. Yani tembellik ediyorlar. Gidip almak istemiyorlar. Ben götürüyorum onlara. Ama not tutmadan olmaz ki hocam. Ama not tutmadan hakikaten olmaz. Bazı öğrenciler diyor ki benim notlarım 1-2'nin altına düştü. Sen derse girdin mi, girmedin? Not tuttun mu, tutmadın? Sen nasıl talebelik yapıyorsun? Talebeliğin bir işi vardır. Yani bir yerde çalışıyorsan sana biz notları verelim. Yani onlara biz öyle bir imkan tanıyorum. Mesela benim öğrencilerimden iş bulup da çalışmaya başlayanlara, öğrencilere diyorum ki notları arkadaşınıza verin. Üniversitede bizim bazı öğretmenlerimiz not tutmamızı yasaklıyordu. Beni oğlum, dinleyin, not tutmayın. Ama not tutmadan unutursun. Tabii ki. Öyle ben tahtaya bile bazen yazıyorum öğrencinin yani not tutması kolay olsun diye. Hocam şimdi süremiz de azalıyor, son bölüme girdik artık. Şimdi Kanal İstanbul tartışması var. Bir süredir zaten devam ediyor. Bugün Erdoğan da projenin Montreux ile uzaktan yakından alakası yok dedi. Onu siz niye dedi mu biliyor musunuz? Niye dedi ben söyleyeyim. AK Parti'nin önemli, Tayyip Bey'in önemli adamlarından bir tanesi bize şunu söyledi. Ya rekreasyon merkezi yapıyoruz dedi ya. Yani vatandaşlar bilsin. Bu Kanal İstanbul geçiş meçiş için değil. Buradan yatlar falan çalışsak. Altı düz polis botlarda çalışabilir. Ama buradan gemi doğru düz geçmez. Gemi oradan geçmesine gerek yok. Boğaz'dan geçer. Oradan niye geçsin? Zaten gemilerin sayısı azalıyor gittikçe. Çünkü kara taşımacılığı artıyor. Bakın Çin'le Rusya'yla ticaretimizi biz önemli ölçüde yavaş yavaş demir yoluna taşıdık. Ya düşünebiliyor musunuz? 800 metre, 900 metrelik tren vagonları var. Yani 1 kilometre vagon. Evet. Buradan trene gidiyor, 12 günde gidiyor. Deniz yolundan daha çabuk, daha güvenli. Gemiden daha mı fazla şey alır acaba hocam?
Alır. Bir kilometrelik tren. Alır hocam. Şimdi tren vagonlarını dar tutarsan dönüşlerde rahat hareket eder. Yani şeyi yıpratmaz. Çünkü demir yolcular bunu bilirler. Eğer vagonları büyük tutarsan dönüşte aşındırır rayları. Hı hı. Onun için dünya artık daha küçük vagonlara dönüyor. Küçük vagonlarla 2 kilometre bile yapabilirsiniz. Çekim gücü olan bir motor koyarsanız başka 2 kilometre de yaparsınız. Evet. Bu kuşak yol projesinde belki öyle trenler de göreceğiz. Şimdi Çin'e mesela biz şimdi şu anda ne gönderiyoruz sürekli? Sürekli trenler çalışıyor. Tabii. Bor gönderiyoruz. Evet. Yani bunlar boğazın yükü. Gittik bak şimdi bu konuda açıklama yaptılar. Bu işin uzmanları. Ne dediler? Boğazın yükü gittikçe azalıyor. Boğazdan geçen gemilerin sayısı azalıyor. Niye? Rusya boru hatları yapmış. Petrol ve doğalgaz için. Hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya. Hocam şimdi yatlar için diyorsunuz ama Karadeniz'e giden kaç tane yat vardır ki? Yok yani... yat orada Karadeniz için değil. Marmara'dan oraya yeni zengin bölgesi oluşturacaklar. Bir bölge olacak yani. Zengin orası. Diyor rekreasyon merkezi. Yani zenginler için bir eğlence merkezi yapacaklar oraya. Evet. Yeni bir zengin nüfus gelecek. Yurt dışından da gelecek. Ama mesela Esenyurt yakınından da geçecek. Esenyurt hiç öyle bir bölge değil aslında. Alırlar milletin malını. Yasa çıktı, yasa çıkardılar. Acil istimlak. Acil istimlak oldu mu ne oluyor biliyor musunuz? Gelip senin malını alıyorlar. Ondan sonra bankaya hesabına parayı yatırıyorlar. Sen diyorsun ki bana tuvalet parası verdiniz kardeşim. Bu para nedir? Gidiyorsun itiraz ediyorsun. İtiraz orta mahkemeye, üst mahkemeye gidiyor, Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay ne diyor biliyor musun? Sana fazla para ödenmiştir. Oo. Ya böyle başvuranlar var. Şimdi millet korkudan başvurmuyor. Bizim bir arkadaşımız Maskalı Trabzon'dan. Hı hı. Almanya'da devlet görevlisi imam olarak çalışıyor. Bunlar epey zaman önce başına bir iş geldi. Geldiği memlekete ki baktı ki ev yok, arazi de yok. Bir dörtlü bir kavşak yapmışlar, gitmiş orası. Hı hı. Gidiyor belediye diyor ki benim malım kayboldu, evim de gitti diyor. Diyor biz askıya astık diyor. Astık diyor belediyeye, askıda okuman lazımdı onu diyor. Ya ben diyor devlet beni görevlendirmiş, nerede okuyacağım diyor. Sanki şimdi, her gün askıya gidip okuyoruz. Anayasa ne diyor? Vatandaşın can ve mal güvenliği. Ama imar yasası ne diyor? 28 günde itiraz etme hakkım var. 28 günde itiraz etmedin, 29 günde etmezsen can durur, mal gider. Anca bu yasaları düzeltsinler. Şimdi çıkarmışlar, sıfırdan anayasa yapacağız. Bunu diyen zekası özürlüdür. Sıfırdan anayasa dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Temel kurallar olur, onun üzerine koyarsın. Sen desene, şu anayasayı daha doğru bir hale getireyim diye. Bak mesela bir tane örnek verdim ben. İmar yasası da çelişiyor. Hı hı. Anayasadaki madde. İmar yasasını düzelt. Evet. Şimdi sen sıfırdan, ya bir adam hakikaten zeka sorunu olması lazım ya. Sıfırdan anayasa. O tarihin içinde yorulmuş gelmiş. Oradan almış, buradan almış. Amerika'dakiler biraz İngiltere'den almış, biraz Fransa'dan almış. Türkiye biraz Bolşeviklerden örnek almış, biraz Fransız devriminden örnek almış. Biraz Osmanlı'nın geleneklerinden örnek almış. Osmanlı Bizans'ı geleneklerinden örnek almış. Öyle diyorum, gitsinler Fuat Köprülü'yü okusunlar. Osmanlı müesseslerine, Doğu Roma'nın yani Bizans müesseslerine, Osmanlı müesseslerine etkisi diye. Kimse gökten inmiyor bunlar oraya. Tabii ki. Hazreti Peygamber'e bile vahiy gelince ne diyor? Bir olay oluyor, onun üzerine geliyor. Durup dururken Kuzey Kutbu ile ilgili vahiy gelmiyor. Çünkü Kuzey Kutbu ile ilgili bir olay yok orada. Biraz diyalektik okusunlar. Kur'an'da görsünler diyalektiği. Onun için öyle yok kafadan, her kafadan bir ses yok Montro. Tayyip Bey doğru diyor. Orası Tayyip Bey şimdi kabul ediyor yavaş yavaş. Yani o bu şeyi Montro'yu bypass etmez. Orası Rus'ta da açıkladı Montro ile bir ilişkisi yok diye. Hı hı. Orası eğlence merkezi yapacaklar. Zenginler yeni villalar yapılacak. Ona uğraşıyorlar. Ama bu bir felaketle sonuçlanacak. Kim söylüyor bunu? Su bilimciler, jeologlar, toprak bilimciler. Değil mi? Evet. Şehir bilimciler. İstanbul'u bölmeyin diyorlar. Siz İstanbul'da hava kanalları bile yapamamışsınız. Şimdi biz bir ara burada da söylemiştim. Avrupa'dan bir heyet geldi. Beni de çağırdılar. Dediler ki şu Dalan'ın yaptığı sahil yolundan Tuzla'ya doğru bir gidelim. Adamlar dediler bana ki
tam Pendik'e geldik dediler ki bu şehrin hava kanalları yok mu dediler. Yani bulvar yok mu şehrin içinde oğlum? Bir tane bulvar yapmamışlar ya. Şehrin içine giren bir tane bulvar yapmamışlar. Yapmamışlar. Evet. Plan yok. Plan yok. Onun için plan da yok doğru dürüst. Ama plan yaparsan komünist işi diyorlar. Ben de diyorum ki eğer bu Almanlar planla yapıyor, İngilizler planlı yapıyor, her tarafı demir yolu, Ozal diyordu ya demir yolu komünist işidir. Ben de dedim ki o zaman olalım komünist. Eğer bu demir yolları komünist işiyse Almanya gibi olacaksak Almanya gibi biz de komünist olalım. İngiltere gibi komünist olalım. Böyle milleti korkuttular. O komünist, bu komünist. Anladın mı? Milleti korkuttular. Memleketi de mahvettiler. Bir plan yapmadılar doğrudur. Ankara'da bile şu anda doğrudur plan yapılmıyor. Yahu şehrin merkezi vardır. Şehir merkezinden hiç Doğu Roma'nın geleneğini hiç mi görmediniz? Osmanlı bunu uyguladı. Şehir merkezinden şehir dışına doğru bulvarlar yapın. Bulvarın sağına soluna yerleşimler yapın. Bulvarın o zaman altından metroyu istediğiniz gibi yaparsınız. İnsanlar rahat ulaşım sağlar. Şimdi Pendik'ten tren yer altından metro yapıyorlar havaalanına. Yahu Pendik'ten havaalanına bir bulvar yapsan tren yaparsın. Hava, yer altında kazmaya gerek yok. Yapmamışlar. Yollar eğri buğru. Yani yürüyerek yani havaalanından yürüyerek daha kolay inersin. O yollara arabanın gitmesinden daha çabuk inersin. O kadar eğri buğru yapmışlar. Plan yok, bir şey yok. Evet hocam. Hocam şimdi son bir reklamımız daha var. Onu da verelim. Tamam. Sonra devam edeceğiz. İşin aslı kaldığı yerden devam edecek birazdan. Evet, biz son dakika bilgisiyle devam edelim. ABD gemi bildirimini geri çekti. ABD savaş gemileri Karadeniz'e gidecekti biliyorsunuz. ABD'li makamlar bu gemilerin geçişini iptal ettiler. Hocam nasıl görüyorsunuz bu son dakikayı? Neden geri çekmiş olabilirler bu ya bildirimi? Ya şimdi ne demiştik biz? Amerika iki tane gemi gönderse bu 45 bin tonun altında olacak toplam. Karadeniz'e çıksa ne olacak yani? İki tane taka gibi olur. Yani Rus donanmasının karşısında... Ne kime gözdağı verecekti? Onlar daha önce Gürcistan'da konusunda yaptılar. Bir şey yaramadı. Boşuna göndermeyelim dediler. Göndermediler. Onlar zaten şu anda Bulgaristan ve Romanya'da şey kurdular zaten. Oraya yerleştiler. Üstleri var evet. Ama kendi ellerindeki gemileri oraya götürmek istiyorlar. Onu oraya götüremiyorlar. Orada yenisini inşa etmek gerekecek. Sizce Türkiye'nin bir dahli var mıdır peki hocam bu işte? Türkiye bu konuda aracılar var. Uğraşıyor çok. Tayyip Bey el altından uğraşıyor. Yani bu gerginliği düşürmek için. Çünkü bu gerginlik bize de zarar verecek. Tabii ki. Belki en çok bize verecek. Amerika'nın şeyi duymaz, ruhu duymaz. Yani Ukrayna ezildi, öldü, kaldı. Ne olacak? Takmaz ki onu ya. Ya İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler her tarafa saldırırken niye seyrettiler? Ne zaman ki Hitler Stalin'e takıldı dediler ki tamam biz de müdahale edeceğiz. Onun için Tayyip Bey Ukrayna'yı uyarmıştır. Yani Ukrayna Cumhurbaşkanı uyarmıştır. Ukrayna mı istemedi diyorsunuz yok. Peki o zaman gemilerin içine? Ukrayna Cumhurbaşkanlığı bu gerginliği düşürmek konusunda uyarmıştır. Gemiler konusunda Amerika, Ukrayna şimdi belki de konuşmuşlardır Ukrayna'yla. Bu gemileri göndereceksin de ne olacak Ukrayna'da? Arkadaşlar bir taraftan ABD'nin üstlerini gösteriyorlar. Amerikan üstleri. Amerika eskiden bu şimdi bir gözdağı, bölgeye gözdağı veriyor. Çünkü Rusya ve Türkiye Amerika'nın önünü kesmiş durumda. Çünkü Türkiye'ye Amerika bir devlet muamelesi yapmıyor. Benim kölemdir diyor. Öyle muamele. Köle muamelesi yapmaya çalışıyor. Türkiye de bunu yemediği için. Şimdi Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışıyor ama Yunanistan işgal etmiş durumda şu anda. Ama yarın bir gün Yunanistan'da olaylar başlayabilir. Ben de bir taraftan tonajlarına baktım ama henüz bir bilgi yok gemiler hakkında. 45 bin tonun üzerinde olamaz. Toplam öyle diyor. Yani madde elimizdeki şey de öyle. Yani toplam 45 bin tonun onun olamaz diye. Evet. O hangi madde olduğunu da söyleyebilirim. Henüz o konuda bir bilgi yok. Neden iptal edildiğine dair bir bilgi geçilmedi henüz. Biz de bir bilgi gelirse sizlere aktaracağız. Yani bu olumlu bir şey. Yani o oraya gitmesinin Karadeniz'e çıkmalarının bir şeyi yok. Bir kazancı olmaz şeye. Amerika'ya bir kazancı olmaz. Yani bu tatbikatı nasıl yapacak peki bu, ABD? Madde 18 okurlarsa orada
En çok 45 bin ton varıncaya değin artırılabilir diyor. Hı hı. O kadar. Yani onun için 45 bin ton, tabii Amerikan gemileri iki tane gemi, kaç tane gemi gönderecek bilmiyoruz. Yani bunu göndermenin de bir anlamı olmaz. Dolaşsa Karadeniz'de gezebilirler. Yani 21 gün gezerler, dönerler tekrar. Evet. Şimdi tatbikatta da yüzlerce savaş helikopteri, binlerce zırhlı araç, 20 binden fazla Amerikan askerinin katılması bekleniyordu bu hangi tatbikata? Hangi tatbikata? Bu tatbikata, yapılacak tatbikata. Tatbikatı herhalde Romanya ve Bulgaristan'da yapacak. Başka nerede yapacak? Evet, tabii orada yapabilir ancak. Onu ancak oradan götürebilir yani. O, ama o da kara tatbikatı olur. Deniz tatbikatı hangi gemilerle yapacak? İşte bu gemi olmadan nasıl olacak? Bakalım, göreceğiz önümüzdeki günlerde. Şimdi hocam bir de Kuzey İrlanda kaynıyor. Bu da ya, bu Kuzey İrlanda bu aralar sizin karıştı. Sizin konunuz, onu da konuşalım. 29 Mart'ta, Mart sonunda, yani geçen Mart sonunda başladı. Şimdi İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı. Hı hı. İskoçya dedi ki ben Avrupa Birliği'nden çıkmam. Sen çıksan bile. Ben Avrupa Birliği aynı işte ilişkilerimi devam edeceğim. İngiltere, Londra zor durumda kaldı. Hı hı. Şimdi Galler bölgesinden böyle bir talep yok. Ama Kuzey İrlanda'da dedi ki ben de Avrupa Birliği sayesinde Güney İrlanda'yla kapıları açtım. Ticaretimi yapıyorum, zenginleşiyorum, iş güç imkanlar doğuyor. Ben de Avrupa Birliği'nden çıkmasına karşı çıkıyorum dedi. Çünkü oranın adı ne? Birleşik Krallık. Evet. Yani şimdi bu Birleşik Krallık'ta kim var? İngiltere, Galler bölgesi, İskoçya, Kuzey İrlanda var. Hı hı. Şimdi Kuzey İrlanda kapılarını kapatmadı. İrlanda Cumhuriyeti ile. İrlanda Cumhuriyeti o haritada bakılırsa bak orada, evet, İngiltere'nin doğusu, batısında bir ada görüyorsunuz. Onun yeşil olan yeri İrlanda Cumhuriyeti'dir. Kuzeydeki sarı bölge İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda'dır. Hı hı. O sarı bölgenin de en tepesinde Londonderry var. Orada başladı olaylar. Londonderry nasıl bir bölgedir? En yoksul, eğitime en düşük, işsizliği en yüksek bölge. Gençler birden bu kapılar... orada protestan gençler. Protestan gençler İngiltere'ye bağlı protestanlar. Hı hı. Katolikler İrlanda Cumhuriyeti ile kapımız açık dursun diyor. Protestanlar da İngiltere'ye kızıyorlar. Diyorlar ki sen niye bunlara taviz veriyorsun? İngiltere bunu niye yapıyor? Çünkü İrlanda Cumhuriyeti ordusu silah bırakmış. Bakın şurası İrlanda Cumhuriyeti aşağısı. Kuzeyde bak o deri yazan yer, orada başladı ayaklanma. 29 evet. Mart'ta. Evet. Bu Belfast'a sıçradı. Belfast başkent zaten. Yani, hı hı, Kuzey İrlanda'nın başkenti. İskoçya'yı görüyorsunuz. İskoçya'nın kuzeyinde büyük petrol ve doğalgaz yatakları var. Şimdi bu Londonderry'de başladığı yer, orada protestanlar başlattı. Protestanların silahlı örgütleri var. İlginçtir. Bakın İrlanda Cumhuriyetçi ordusu silahları bıraktı ama protestanlar bırakmadı. Protestanlar hala Katolikler için bir tehdit oluşturuyor. Bak bunu Sinn Féin, oranın siyasi kanadı, Sinn Féin'e sonradan başka bir lider geldi. Jerry Adams'ı ben tanırım, o ayrıldı görevden. O da 2020 yılında öldü. O zaten 15-20 yılını hapiste geçirmişti. Yani İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun içinde ben çok insan tanıdım. En kötü adam 10 sene hapiste kalmış. Bobby Sands biliyorsun 81 senesinde açlık grevinde öldü. 63 günde öldü. Şimdi bizde ben soruyorlar bana. Ya Türkiye'de açlık grevi yapıyorlar. Ama bu Türkiye'de adam 100 gün nasıl ölmüyor diyorlar. Yani 63 günde öldü ama zaten 40 günden sonra ciğerler çöküyor. Böbrekler duruyor. İflas ediyor. Evet. Beyin zaten yeterince beslenemediği için o şeyden ilk başlarda bunlara biraz şeker veriyorlar. En sonunda öldü 63 günde ama 40 günden sonrasından geri dönüş olmuyor. Bizde de açlık grevinde ölenler oldu. Ama bizde bazı açlık grevleri var. Adam 100 gün duruyor, bir şey olmuyor. Şekerli su içiyorlar çünkü, o yüzden. Zaten şekerli su içeceksin. Ona rağmen vücut zaten kaslar eriyor. Kaslar eridiği zaman geri dönüşü yok onun. Yani tekerlek sandalyede kalırsan kalırsın. O da 100 gün falan da olmaz. 100 günde kimse hayatta kalamaz. Yani 40 günden sonra... Ben o dönemde hapishanelerde çalıştım İngiltere'de. Öyle açlık grevinde olanlar 40 günden sonra zaten vücut eriyor. Yani yağlar eridikten sonra adeleler de erimeye başlıyor. Böbrekler duruyor. Bir şekilde besleniyorlar mı acaba? Yok, Türkiye'de? Beslemeden olmaz zaten. Şimdi biz hapisteyken biri dedi ki ben açlık grevi yapacağım. Bana haksızlık yapıyorlar.
Yapma etme dedik ona. Azıcık evine başladı. Bana dedi ki Emin Hoca sen bilirsin sen eski solculardansın bu nasıl oluyor bu açlık grevi. Dedim ya bu çocuk çok efendi de bir çocuk yani bu açlık grevinde başına bir iş gelecek. Dedim ki bak dedim bir sandık böyle bir kutu şey aldık akide şekeri. Şeker serbest dedim su serbest çay da içebilirsin. Ekmeğin sadece kabuğunu yiyeceksin dedim ben. Hocam siz kilo aldıracaksınız açlık grevi. Gene 25 kilo verdi. Verdi mi? Verdi ama ölümden kurtardık onu. 25 kilo verdi. Ama ölümden kurtardık. Hı-hı. Ekmeğin kabuğu dediler bana ki nereden geldi aklına ekmeğin kabuğu? Böyle açlık grevi mi olur? Yahu ekmeğin kabuğu yemezse bu mide bağırsak kurur zaten. Çay da içiriyoruz ona. Akide şekeri de bol bol sürekli günde bir kilo akide şekeri şey ediyor. Ölmesini öyle engeller. Ama kilo verdi yani. Anladım. Yani şimdi duyanlar derler ki kilo vermek için bu yöntemi uygulayabilir miyiz diye. Siz yemeyin izleyiciler. Siz bu yöntemi akide uygulamayın. Şekeri yemeyin. Siz bir uzmanına görüşün bu işin uzmanına o size yol göstersin. Evet, yani böyle evet. bu tabii kilo 25 kilo veriyorsunuz ama diğer organlar zarar görüyor. Hı-hı. O çok önemli. Ama şimdi burada Aslı Freedom Fighters diye bir örgüt var. Aslı Defense Union diye yapılanmalar var. Ya bunlar Aster diyorlar ya Kuzey İrlanda'ya bu protestanlar. Hı hı. Bu bölgede bunlar İngilizlerden silah desteği, para desteği görüyorlar. Yani Londra'dan. El altından mı, yandan mı, sağdan mı, soldan mı bilmiyoruz. Fakat Channel 4'da burada bu işleri yapan, İngiltere'den aldığı, MI5'den, MI6'den aldığı bilgilerle orada adam öldüren bir asker bunları açıkladı Channel 4'a sonra intihar etti. Şimdi burada bu silahlı gruplar duruyor hala. Ama İngiltere bunlara karşı çıkıyor. Hem de bunlar zaten ilginçtir. Protestanlar İngiliz kurumlarına saldırıyor. Londra'ya bağlı kurumlara saldırıyor. Ama Katoliklere de taviz vermek zorunda. Eğer Katoliklerin Güney İrlanda ile bağını kesersen orada yine silahlı Katolikle silahlanma şeyine girebilir. Peki ne bekliyor bölgeyi önümüzdeki günlerde? Biraz hocam, sıkıntı. İngiltere'nin günahı çok. Çok kafirlik yapmış. Dünyaya çok zulmetmiş. Osmanlı'yı parçalamış. Türkiye'de hala İngiliz severler var. Hem de Osmanlıca İngiliz severler. Yahu Allah'tan korkun. Osmanlı'yı parçalayan İngiltere. Kaynakları Bolşevik devriminde ortaya çıktı. Oturmuşlar Çarlık, Fransa, İngiltere bu Osmanlı'yı nasıl paylaşalım diye. Hı hı. Musul konusunda İngilizler önce demiş ki Fransızlara Musul'u size vereceğim. Sonra Fransızlara bir kazık atmış. Musul'u vermem sana, sana Suriye'yi, Lübnan'ı vereyim dedi. Fransızlar o dönem biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı bizim sürerken cepheden geri çekildiler. Çekilirken de silahları bize bıraktılar. Şimdi ama Cenab-ı Allah bak Musul'u bırakmadı İngilizlere. Ha şimdi diyorlar ki Montreux'u değiştireceğine. Senin varsa gücün Musul'la bir de ki Musul'la referandum yapalım. Oranın Arabı, Kürdü, Türkmeni Türkiye'ye katılır. Bak böyle bir şey yap Türkiye'ye katabiliyorsan. Nasıl Hatay katıldı? Değil mi? Mümkünatı var mı peki hocam? Ya sen Hatay nasıl katıldı? Hatay'ın mümkünatı var mıydı? Evet. Uluslararası koşullar değişti. Fransa oraya bir özellik verdi. Hatay parlamentosu dedi ki biz Türkiye'ye katılacağız. O dumanlı havada katıldı. Ha bunu yapabiliyor musunuz? Deyin ki Selanik'i istiyoruz. Deyin ki Batum'u istiyoruz. Bunlar misaki milli de var. Ama bunlar koşullar uygun olur. O zaman sana katılır. Koşullar uygun olur. Bir ara Gürcistan Cumhurbaşkanı Sevard Nazer bize dedi ki yahu dedi biz Türkiye'ye bağlanalım. Bir olalım Türkiye'nin bir vilayeti. Böyleydi yani havalar. O zaman öyleydi. Yani 1990'lı yıllar. Çok iyi bir adamdı. Onu da öldürdüler. Sovyetler yani onu bombaladılar. Sonra öldü. Yani bombaladılar onu. Bir iki bomba suikast girişimi yapıldı. Sonra ecelinden öldü ama o bombalı saldırıdan yani zırhlı araçtı. Yani hiç unutamıyorum. Yani çok kötü durumdaydı biz onu ziyaret ettiğimiz zaman. Yani yaralanmıştı yine de. Çünkü bomba, büyük bomba koydular. Araba hurda oldu ama içinde bunlar sağ çıktı. Zırhlı araçtı. Hı-hı. Altının zırhlı olmadığını düşündüler. Altı da zırhlıydı aracın. Hı-hı. Onu kim vermişti onlara bilmiyorum. Belki de Ruslar vermişti onu bilmiyorum. Çünkü Şivardnadze Komünist Partisi'nin önemli adamlarından biriydi. Hı-hı. Ama tabii şimdi İngiltere'nin böyle bak o Galler bölgesi, Welsh denen Galler bölgesi. Onlar İngiltere'yle yani İngilizleşmiş onlar tamamıyla. İskoçya zaten %1.8 Kelt dili konuşan var. Kuzey İrlanda'da okullar açtılar. Dediler ki kurslar açalım dil öğrensin. Nasıl bizde açtılar ya Kürtçe öğrensin diye kimse gitmedi. Hı hı. Orada kimse gitmedi okullara. İskoçya'da da kimse ilgilenmiyor. Çünkü İskoçya'nın kendi İngiliz aksanı var. Ayrı bir aksanı var. Ama
Kuzey İrlanda'nın da kendi ayrı bir aksanı var. Yani Londra İngiliz aksanı değil, Amerikan aksanı da değil ama İrlanda Cumhuriyeti'nin aksanı İngilizle Amerikan aksanı karışımı bir aksandır. Evet. Onların içinde yaşadığım için biliyorum onu, o anlamda. Hocam şimdi son 5 dakikamızın içine gireceğiz. Bir de Lübnan var konuşmamız gereken. Lübnan'da neler oluyor orada da hocam, biraz... Hocam Lübnan'da Amerikalılar hala başka. Orada şeyi temizleyemediler. Yani onların bütün amacı Hizbullah'ı buradan süpürmek. Mümkün mü hocam Hizbullah'ı i̇şte, bölgeden süpürmek? Ama şimdi Lübnan öyle bir yer ki Beyrut'un her bölümünde ayrı bir grup yaşıyor. Dürzüler bir yerde, Hristiyanlar bir yerde, Müslümanlar kuzey kesiminde, güney kesiminde Şiiler yaşıyor. Yani bu en son Amerikalılar dediler ki ya bunu ne yapacağız? Lübnan Cumhurbaşkanı şey dedi, sivil bir devlet kuramadık dedi. Consociation diyen bir sistem var. Yani her gruba evet. Yetki, belli bir ölçü ve ölçüde yetki veriyorsun. Hristiyan milletvekili gibi ama mesela. Bu sistemler tutmaz. Evet. Tutmadı. Lübnan nefes alamıyor. Lübnan'da istikrarı kim sağladı? Hafız Esad zamanında 75'te Lübnan iç savaş var. 75'te çağrıldı. Orada istikrarı sağladı. Ama dışarıdan gelen güç sağlıyor istikrarı. Hafız Esad ama Hafız Esad'ın Filistinlilere yani Sünni Müslümanlara zulmü çoktur. Filistinlileri kovdular oradan biliyorsunuz. Gitti şeylere, Hristiyanlara. O zaman biz ne diyorduk? Müslüman solcular, sağcı Hristiyanlar diyorduk. Sağcı Hristiyanlara yardım etti. Yani falancistlere falan. Ama Lübnan'da Beyrut bölgesi çok önemli. Şimdi Amerikalılar şey diyorlar, yani bu Beyrut bölgesinde Amerikalılar bu Tripoli'den de şey çıkacaklardı. Yani Musul'u İngilizlerin 1919'da yaptığı bir rapor var. Musul'dan Akdeniz'e bir boru hattı yapalım diyorlar. Yani Musul'un petrolünü taşıyalım diye. Ama o zaman Hayfa'dan taşıyacağız diyorlardı. Hayfa o zaman İngilizlerin kontrolünde. Şimdi İsrail'in kontrolünde. Çok uzak değil mi ama Hayfa? Ama işte o zaman İngilizlerin kontrolünde. Ha, daha güvenli. Olur, güvenli olur. Ama evet. Şimdi Amerikalılar dediler ki biz Kuzey Suriye'de taşıyalım bu hattı. Kuzey Suriye'yi ne yaptılar? İşi de boşalttırdılar. Türkmenleri, Kürtleri, Arapları, Yezdani ne kadar grup varsa hepsini buradan kovdular. Orayı şimdi YPG'ye verdiler. Evet. Bizim o amiral de ne diyor? Burayı YPG'ye işte PYD'ye verelim burada bir devlet kursun. Laiktir diyorlar. Kafayı takmış laikliğe. Ya İngiltere laik değildir. Ama İngiltere'de bir papaz, papazların başı yani orada Anglikan kilisesinin başı. Margaret Thatcher biz oradayken bizim oturduğumuz evleri satıyor. Bunlar belediye evleri. Ucuz oturuyoruz. Satılığa çıkardı. Papaz dedi ki Allah razı olsun ondan yani. Bir, fakirleri düşündü. Dedi ki ya bu kadar yoksul insanlar burada kalıyor. Bunları satmayın. Parlamentoya dediler ki avam kamerasında. Sen kilisenin dışında konuşmayacaksın. Adamı bir azarladılar. Adam sesini mesini kesti. İşte laiklik var. Yani dini karıştıramazsın. Ama adam halbuki kötü bir şey demedi. Biz de öyle Müslüman bir imam olsa. Var öyle imamlar kenarda bucakta. Ama diyanetin başında olsa. Ama hala Diyanet kalksın diye diyenler var. Yanlış bir şeydir. Diyanet kalkarsa Türkiye'de her caminin bir cemaati olur. Kimse o camiye giremez. Bak onu söyleyeyim size. Almanya'da nasıl Alman istihbaratı camileri böldü. Her caminin kendi bir, herkesin bir, her cemaatin bir camisi var. Şimdi bilmiyorum ne durumda. Ama Almanlar onu özellikle yapıyor. Tabii Müslümanlar bir araya gelmesin. O da kendine göre haklı. Ama sen bunları bir araya getirmeyi beceremedin. Bir Almanya'daki cemaatleri getiremedin. Sen Türkiye'de nasıl altından kalkarsın? Tabii ki. Her köşede bir cemaat doğar. Evet. Ama bu Lübnan meselesinde sivil bir devlet kullanalım diye uğraşıyor. Fakat Trump ne demişti? Lübnan, İran Lübnan'ı ileri karakol olarak kullanıyor Hizbullah'ı orada. Yani orada meşgul olsun bana karşı cephe alanlar. Hizbullah'a gerektiği zaman Suriye'de savaşa sürdü. Suriye'de önemli işler yaptı ama İsrail sürekli Hizbullah karargahlarını bombaladı. Kimse bir şey diyemedi. O fırsat doğdu İsrail'e. Ama bu Beyrut meselesi çok önemli. İleride Beyrut'ta bir Hristiyan devleti kurabilir miyiz diye onun hesaplarını yapıyorlar. Evet, bunu siz söylemiştiniz. İsrail yani buna karşı çıkıyor. İsrail diyor ki bu Hristiyan devleti burada kurulursa benim başıma bela olacak. Yok, yarın bir gün benim başıma bela olur. Müslümanları vuruyorum sahipsiz. Hristiyanları nasıl vururum diyor. Tabii ki. Hristiyanlar gel yarın bir gün derler ki Kudüs'te bizim kutsal kiliselerimiz var. Kudüs'te de hisse istiyoruz. Yani onun için bölgenin karışık olmasından İsrail memnun. Bir dönem Suriye çok memnundu.
Lübnan'ın karşılık olmasından. Çünkü kendi rahat müdahale ediyordu. Şimdi şu güney gördüğün güney Lübnan'da, burada Hizbullah'ın kontrolünde orası. Ama Birleşmiş Milletler buraya asker gönderdi. İsrail'in güvenliğini sağlamak için. Çünkü Hizbullah'ı engelleyemiyordu İsrail. Ama Lübnan'da hala proje var. O Tripoli'den şimdi Amerikalılar denize çıkacaklardı. Hı hı. Ama Türkiye engeli çıktı karşılarına. Türkiye de dua etsin, Rusya devreye girdi. Rusya olmasaydı Türkiye'nin işi çok zor olurdu burada. O planları var. Hala planları var. Kuzey Suriye'den şeye inelim diye Akdeniz'e. Çünkü onu nereye bağlıyor? Kuzey Suriye, Kuzey Doğu Suriye'de YPG var. Onu Kuzey Irak'a bağlıyor. Kuzey Irak'da İran'daki Azerbaycan'ı ayaklandırmak için çok uğraşıyor, hala uğraşıyor. Onu da bağımsız yaparsam diyor, Hazar'ın bütün kaynaklarını ben kontrol ederim diyor. Çünkü direkt Hazar'a çıkar. Plan ortada. Ama tabii onun planı var, Cenab-ı Allah'ın planı var. Tutmadı planları işte. Evet. Şimdi Türkiye'yi tehdit ediyor. Bir de makaleler yazıyorlar. Bu Türkiye gibi ülke önemli ülke değildir. Önemli ülke değildir de, bak bir Kuzey Kore'den korktun değil mi? Gittin Eyana. Başa çıkamıyorlar ki hocam, Türkiye'yle ama başa Türkiye çıkamıyorlar. Ama Türkiye gibi ülkeler müttefiklerle beraber güçlüdür. Hı hı. İttifaklarla beraber güçlüdür. Tek başına güçlü değildir. Hiç kimse tek başına güçlü değildir. Hocam, Rusya da biliyor bunu yani. Devlet geleneği olan bir ülke Türkiye. Yani öyle ya, kolay şunu, yıkılacak. Şunu biliyorlar. Bak Batı'da şu konuşuluyor. Türkiye ve Rusya işgal etsen gerilla savaşı yapar. Sana direnir. İngiliz emperyalizminin en güçlü olduğu dönemdi. Bu topraklarda komutanlar gerilla savaşını örgütlediler. Kuvayi Milliye'yi. Ve çekilmek zorunda kaldınız. Ve savaşta yenilen bir devlet Lozan'ı imzaladı. Savaşta yenilmiş. Koca Almanya yenilmiş. Avusturya Macaristan kaybetmiş. Bu vatanda 3-5 kişi örgütlenmeyi yaptı, direndi. Ha, onun kıymetini biliyor muyuz? Yani bilmeyenler çok tabii, onu söylemek lazım. Ama hala Türkiye'de hem Osmanlıcıyım deyip hem de İngilizlerle İngiliz hayrancılığı yapanlar var. Onlardan biri de cehennem ateşi bol olsun, git öldü gitti. Evet. Cenab-ı Allah onu oraya cehennemine, çünkü vatan hainleri cehennemine gönderiyor Cenab-ı Allah. Her program onu anıyoruz, anmadan geçmiyoruz kendisini. Ama kabahat devletin. Tayyip Erdoğan'ın da kabahati var. Meclis Başkanı yargılanacak zaten. Meclis Başkanı bundan dolayı yargılanacak. Tayyip Bey'in de kabahati var ama kendini çekti. Onu gönderdi, kendi gitmedi. Tayyip Bey o konuda siyasi kurnazlığı var. Ama memlekete zarar vermeden yapacaksınız bunları. Memlekete zarar verirseniz arşive dosyalar konuyor. Herkesin dosyası, ben de dahil, herkesin dosyası konuyor. Yarın bir gün çıkarırlar. Bak Kenan Evren kendini koruma bir sürü kararlar almıştı değil mi? Hı hı. Ama nasıl yargılandı? Cenazesine bile millet gitmedi. Evet. Kuyruğa giriyordu millet değil mi? Millet kuyruğa giriyordu Kenan Evren deyince. Ama cenazesine bile gitmediler. Ha, cehennemde kim bekliyor? Zebaniler. Zebaniler ne yapar? Onu burada diyemem. Evet. Maalesef biz ayrılan sürenin sonuna geldik biz bu akşam yine. Programımızın tamamını YouTube hesabımızdan izleyebilirsiniz. Sayın Gürses'in yemek tarifi vardı bu akşam programımızda. Onu kaçırdıysanız eğer YouTube'dan da bakabilirsiniz tekrar. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Emin Gürses'le gündemdeki meseleleri değerlendirdik. Biz iki hafta sonra yine burada olacağız. Şimdi iyi akşamlar.